Evet, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş başlayalım. Ne yapacağımızı bugün anlatmaya çalışayım öncelikle. Kısaca bir özet geçelim. Ondan sonra uygulamamıza başlayabiliriz. Şimdi geçtiğimiz hafta biliyorsunuz yapay sinir ağlarının temellerini, nasıl çalıştığını, mantığını anlayacak şekilde birkaç video ile birlikte dersimizi tamamlamıştık. Bu hafta da yapay sinir ağlarının uygulamasını MATLAB üzerinden MATLAB tabanlı yapmaya çalışacağız. Tabii buna başlamadan önce yapay zekada eğitim ve test süreci nasıl oluyor? Bunu anlatmakta fayda var. Ama tabii bunu da anlatırken de uygulamalı anlatmak istiyorum. Hani kodlarını da yazalım. Öyle devam edelim. Bizim için daha sağlıklı olacaktır. Bu arada MATLAB çalışın demiştik hatırlarsanız. İnşallah MATLAB çalışmışsınızdır. Çünkü MATLAB notlarını vardı. Burada yapay sinir ağlarında olsun, farklı bir işlerde olsun, bütün algoritmaları kullanırken MATLAB bizim için temel olacak. Yaptığımız bütün işlemleri MATLAB tabanlı gerçekleştireceğiz. O yüzden MATLAB'de mesela yapay sinir ağlar ya da diğer fonksiyonlar olsun, işlemleri yapmak olsun. Fonksiyonlar bizim için hayati öneme sahip. Fonksiyonları bilmiyorum ne derece öğrenebildiniz. Fonksiyon durumlarınız nasıl arkadaşlar? Fonksiyonları kullanabiliyor musunuz MATLAB'de? Birinci durumumuz aslında bu. Fonksiyonları kullanabiliyorsanız işlerimiz biraz daha kolaylaşır. Şimdi şurada bir cluster oluşturduk 6. haftaya. Burada bir Excel dosyamıza başlayalım. Öncelik durumumuz eğitim ve testle alakalı bir eğitim test süreci nasıl yapılıyor yapay zeka onu anlatalım. Sonra bir tane örnek veri seti indirerek bunun üzerinden devam edeceğiz. Şimdi biliyorsunuz yapay zekada esas iş temel iş eğitim ve test sürecine dayalı. Yani sizin okuldaki gördüğünüz eğitimin aynısı olduğunu düşünün. Burada bizim yapay zeka ile eğitimi kıyaslayacağımız zaman biz bir kitap olduğumuzu düşünelim. Kitap var elimizde. Biz yapay zekaya bu kitabı veriyoruz ya da bu kitabı size veriyoruz. Alın, öğrenin, gelin tekrar sizi sınav yapacağız şeklinde. Bu kitabın bütün sayfalarını da verebiliriz. Tek sayfalarını da verebiliriz. Ama burada kural şu. Testte hiç görmediği sorular olacak. O yüzden elinizdeki bütün kitabı düşünün. Bunun tek sayfalarını yapay zekaya verdik. Çift sayfalarını biz soracağız sınavda. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Yani esas amaç eğitim ve test üzerinden şekillenecek. Eğitim ve test diyelim. Bu eğitim ve testi de elimizde bir kitap olduğunu düşünürsek, oranlar olarak baktığımız zaman kitabın oranının %50'si olabilir, testi %50 gerçekleştirebiliriz. Hatta şunu şöyle yapalım, 50 diyelim. Yan tarafta %50 yan tarafta. Yani. Hayır, tamam. Burası 50 ise eğitimin testte %50 bizim için arkadaşlar. Şimdi peki bu oran nereye kadar değişebilir? Bunu 45, 50, pardon. Eğitimi 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Aslında 90'a kadar çıkartabilirsiniz ama maksimumu daha fazlasını da çıkartmayın genellikle. Bu durumda ne olur? Toplama %100 olması gerektiği için arkadaşlar bunu evinizdeki çünkü olmayan bir şeyi soramayız ya da olmayan bir şeyi de öğretemeyiz. Bu bakımdan bunların toplamının 100 olması gerekiyor. Zaten yüzde ise bir yerde muhakkak bir hata yapmış. Birinci konumuz bu. Buna biz eğitim ve test dağılımı diye diyebiliriz. ET dağılım diyelim. Veri setinize güveniyorsanız tercihimiz bu. Buna bir yeşil yapalım. Eğer veri setinize güvenmiyorsanız veri setiniz oranınızı buraya kadar indirebilirsiniz. Bu aralarda bizim için geçerli bir değerlerdi. Ama oldu veri setinize güvenmiyorsanız dahi genellikle bu 75-25 ya da 80'e 20 kısmı çok tercih edilen bir kısım arkadaşlar bilginiz olsun. Yani pardon ya ekran koymuş mu? Koymadık mı? Çok özür diliyorum arkadaşlar. Şu an geldi mi ekran? Neyse özür diliyorum ya. Neyse arada böyle oluyor. Zaten başka bir şey yazmadık arkadaşlar. Sadece bu var. Şimdi esas iş dedik yapay zekada eğitim ve test. Burada veri setimizi %100 olarak düşünürsek bunu iki parçaya ayırıyoruz. Eğitim %50, test %50 olacak şekilde. Eğitimi %50'nin altına kesinlikle düşünmüyoruz ama arttırabiliriz. Nereye kadar artar bu? %90'a kadar artar. Geri kalan da zaten teste ayrılmış olacak. Bu yüzden test de maksimum %50 olur. Geri kısmını azaltmış olur. Şimdi burada veri setinize güveniyorsanız şu yeşil kısmı kullanırız. Yani eğitim 50,
%50, test %50 kullanılır. Ama veri setinize güvenmiyorsanız, ya bu veri seti çok da sağlıklı toplanmamış diyorsanız, ki verilerin güvenilirliği de önemli, %90'a %10 yapabilirsiniz ama literatürde genellikle tercih edilen kısım 75'e 25, 80'e 20. Genellikle bunu kullanıyorlar. Ama veri setinize güveniyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Ben kendi doktora tezimde %50 %50 kullandım. Birçok çalışmada yine %50 %50 kullanarak devam ediyorum. Ya bu birazcık tercih meselesi o yüzden. Birinci kısmımız buydu arkadaşlar. Şimdi peki biz bunu ayırdığımız zaman, veri setini ayırdığımız zaman burada ayırmak için bunları ne kullanabiliriz? Öncelikle bir eğitim algoritması görürsek aslında bunun için daha güzel olur bizim için. Öncelikle. Aldığım notlara bakayım da. Şimdi birincisi bu dağılımda. Peki ben bu 100 tane niçimden 50 tane teste kullanacağım kısmı nasıl seçerim? Bunun bir algoritması olması lazım. Yoksa böyle kafanıza göre her seferinde random alırsanız, yani seçenekler var aslında. Böyle yapalım şimdi. Test seçim süreci diyelim. Şimdi burada da şöyle arkadaşlar, buna no diyelim, yöntem adı diyelim. Şimdi birinci yöntemimiz rastgeledir. Yani elimizde 100 tane mi var? Toplam diyelim mesela buraya. Toplam veri seti, veri sayısı. 100 tane olsun. Bunu ben teste 50 tanesini alacaksam rastgele 50 tane alırım. Bu rastgele 50 taneyi de Matlab'de seçme yolumuzda rastgele 1 ile 100 arasında 50 tane sayı üretirsiniz. Birbirini tekrar etmeyen ama. Böyle düşünelim. Hatta şuraya bir tane örnek veri seti diyelim. Örnek veri seti. Bunlar örnek ne olsun? Bunlar da bizim için özellikli numaralarımız olsun. Diyelim ki 3, 4, 5, nokta nokta 100 diyelim. Bu da bizim için etiketlerimiz olsun. Şimdi aşağıda indirelim. Bunlara da özellikler diyelim. Şurasını da dahil alalım. Bir kısım bizim için arkadaşlar özellikler. Kaç tane örneğimiz olsun dedik? 100 tane değil mi? Bunu kopyalıyoruz. Aşağı doğru inelim. Bakıyoruz 100 tane oldu mu? Oldu. Bu 100 tane örneğin biz rastgele 50 tane numara yazdığımız zaman Matlab'da türettiğimiz zaman sonra diyoruz ki işte birinci satır al, ikinci satıra işte 4'ü, 6, 7'yi, 9'u ya da işte 12, 13'ü rastgele üretilen 50 tane sayı olduğu için biz ilgili satırları seçip test kısmını alıyoruz. Geri kalan zaten bizim için otomatik olarak eğitim olmuş oluyor. Bu eğitim test mantığını, test veri setini ayırmanın mantığını öğrenmek bizim için önemli arkadaşlar. Birinci mantığımız buydu. Şimdi ikincisi ne olabilir? İkincisi tek ve çift olarak düşünürseniz, bunu %50 %50 düşünürseniz tek sayılar ya da tek veya çift sayılar diyelim. Tek veya çift sayıları almak. Bu eğitim tabii %100 olduğu zaman geçerli. Öteki türlü kullanamazsınız. Bu da tamamdır. Şimdi üçüncü yöntemimiz örnekleme yöntemleri var. Örnekleme yöntemleri diyelim. Bu örnekleme yöntemlerin içerisinde de kendince kullanılan örnekleme yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi basit örnekleme. Sonra sistematik örnekleme. Aslında ikisi de aynı işi görüyor ama ben genellikle sistematik örneklemeyi tercih ediyorum. Bütün çalışmalarımda sistematik örnekleme yöntemini kullanıyorum. Bu nasıl çalışıyor şimdi size onu göstereyim. Bunda da aslında sistematik örneklemede mantık şudur. Elimizde 100 tane veri olduğunu düşünelim. Yani toplamımız 100 veri setimizde. Aslında bu veri setindeki sayıyı n ile gösteririz. N eşittir 100 diye düşünebiliriz. Bu hatta şuraya n yazalım. Bizim toplam evren miktarımız. Biz n'e aslında n'in farklı bir ismi evren diyoruz arkadaşlar. Küçük n dediğimiz şey de bizim örneklem miktarı. Bizim amacımız n tane veriden küçük n tane veri seçmek. Bunu seçmek için de işte bu az önce yukarıda söylediğimiz yöntemler bizim için bir örnek seçim yöntemidir, örnekleme yöntemidir. Burada sistematik örnekleme yöntemine hemen bir bakalım nasıl bir durummuş. Aslında bunun denklemi var.
sistematik örneklerini öğren. Şimdi örneklemeye bakalım arkadaşlar. Bu örnekleme aslında istatistiğin bir alt kolu. Ben de bunu tıp fakültesinde öğrendim. Fakültesinde öğrendiğim bu istatistiksel tabanlı olan işi yapay zekada kullanmaya başladım aslında. Yani siz de farklı alanlardan kullanabilirsiniz. Şimdi örnekleme aslında bizim için bunlar nerede kullanıyorlar peki bunu? Bir hastalıkla alakalı bir araştırma yapılacak. Burada evren dediğimiz büyük N harfi hastaların tamamı. Ama siz hastaların tamamında bir araştırma yapmanız mümkün değil. Kaçırmadan dünyanın hepsindeki bütün hastaları kullanamazsınız. Bir örneklem oluşturulur. Yani alt bir örneklem oluşturulup oradan devam edilir. Biz de burada alt örneklem oluşturmaya kullanıyoruz. Basit rastgele seçim var. Sistematik seçim var. Dairesel sistematik var. Aslında biz dairesel sistematiğe dönüyor bizimki belli bir yerden sonra. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar buradaki şeyde. Sistematik örnekleme teorisi. Mantık şu, bunun algoritması var arkadaşlar. Algoritma şu. Aslında belirli aralıklarla örnek seçiyor. Bunu nasıl yaparız? Örnek veri tipimiz var. Birinci örneği aldı. Dördüncü örneği aldı. Yedinci örneği aldı. Ve bunu belli bir oranda arttırdığınız zaman siz bu artım sayısını biz D ile ifade ediyoruz. İstediğiniz sayıyı çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Burada amaç öncelikle N harfini bilmek. Yani evrenimizi bileceğiz. Kaç tane örnek seçmek istediğimizi bileceğiz. Bu kaç tane örnek seçmek istediğimiz şeyi şöyle hesaplayabiliriz. Yapay zekada işte ben diyorum ki toplam verimin %20'sini alacağım. O zaman küçük n'i kendimiz hesaplayabiliriz değil mi? Yüzde miktarını verdikten sonra 100 tane sayının %20'si 20 yapar. Ben 20 tane sayı alacağım demek. Peki d sayısı bizim şurada 1000 üzerinden devam edelim. Şimdi birazcık zorlaştırmayalım. 1000 üzerinden devam ediyorum. Bu 1000'di. Bunun işte n'yi ben 200 olduğunu düşünelim. %20'sini alacağım. O zaman d bir sayısı ne yapar? 5 ve 5'ten daha küçük bir sayı seçilmesi gerekirdi ve bunu kendimi seçiyorum. İkinci olarak da bir başlangıç sayısı seçiyorsunuz. Ben genellikle başlangıç sayısını 1 olarak seçiyorum. A dediğimiz şey 5 ile 1 arasında bir sayı olacakmış. Bunu da 1 olarak seçiyorum ben. Daha sonra diyor ki seçeceğim örnek numaraları şunlar oluyor. Birinci örnek, 1 artı 5. örnek, kaç yapar da? 6, 1, 5 daha eklersek buna, yani 10, 11 yapar, 16 yapar. 21 yapar. Bunlar zaten seçilmesi gereken örneklerin numarası. Biz bunları seçtikten sonra geriye kalan 800 tane de bizim için test kısmı oluyor. Yani bu bizim 200 tanesi test. Geriye kalan 800 tane de bizim için eğitimi ifade ediyor. Yani işin algoritmasını aslında anlamaya çalışıyoruz burada. Yoksa rastgele 200 tane de seçip alabilirsiniz. O da sizin için bir yöntem. Burada bu sayıları bulduktan sonra zaten seçtik. Algoritması bu kadar. Burada bir tane de örnek var. Örneği de yapalım şimdi. Diyoruz ki elimizde 64 tane sayı var. Bu 64 tane sayının örneklemin veri seti diyelim buna. Bundan 8 tanesini seçeceğiz. 8 tanesi kaç karşılık geliyor normalde? 8 bölü 64'ten 8'de 1'ine karşılık geliyor. 8 bölü 64 çarpı 100. %12,5'una geliyormuş arkadaşlar. %12,5. Ve buradaki önce D katsayısını buluyoruz. D ne olması gerekir? Minimum 64 bölü 8'den 8 olarak işaretlenmiş. Başlangıç sayımız 1 ile 8 arasında olacak. Onu da 3 olarak kendimiz seçmişiz rastgele. Daha sonra diyor ki örnek numaraları seçilmesi gereken örnek numaraları 3, 11. Niye 3, 11? Birincisi A'ydı hatırlarsanız. A direkt 3 olduğu için bunu aldık. İkincisi A artı D. D neydi? 8. 3 artı 8, 11 yapar. 19 içinde ne olur? A artı 2D. Devam ediyor. Toplamda 8 tane örneğimizi bu şekilde seçtik. Bunlar neydi? Örneklerin numaralarıydı. Unutmayın. Yani satır numaraları diye düşünebilirsiniz. Tecrübe matrisi oluşturduktan sonraki bizim satır numaralarımız bunlar. Bunları seçtik. Testi aldık. Bu seçtiğimiz 8 tane veri de bakın burada maviyle gösterilmiş bunlar. Görüyor musunuz? Çünkü bunlar belli sırayla alındığı için zaten. Sistematik adı üzerinde. Geri kalan yeşillerin hepsi de eğitime gidiyor arkadaşlar. Yani eğitim ve test matrislerini biz bu şekilde ayrıştırabiliyoruz. Burada başka anlamamız gereken bu sistematik örnekleme yönteminin güzelliği şu. Yapay zekada veri seti değiştiğinde aynı şartlarda dahi olsa makine öğrenmesi farklı sonuç üretir.
Biz bazı durumlarda farklı sonuç üretmek istemiyoruz. Yani sebebi şu, sistemi iyileştirmeye çalıştırdığınız zaman bu veri setinin değişmesi sistemin performansını doğrudan etkileyen bir şey. O zaman biz bunu da değiştirip işimizi zorlaştırmayalım. Bunu sabit tutalım. Bazı şeyleri sabit tutarak performansı arttırmaya çalışacağız ki bunlardan bir tanesi veri seti. Çünkü parametreleri değiştiriyorsunuz. Ama veri seti değiştiği zaman parametre değişme bilmenin bir anlamı kalmıyor zaten. Bu sebeple örneklerin çok güzel bir şekilde seçilmesi gerekiyor. Peki burada şimdi tecrübe maddesi üzerinden devam edeceğiz tekrar şimdi. Buradan devam edelim. Şimdi bakın burada etiketimiz vardı. Unutmayın bu kısmı. Bunlar üzerinden devam edeceğim çünkü. Burası bizim tecrübe maddesimiz, özelliklerimiz. Bunlar özellik numarası. Yapay zekanın girişi neydi hatırlarsanız? Bu özellikler kısmıydı. Giriş. Etiket kısmı da bizim için çıkıştır. Şunu da şöyle yapalım. Çıkış. Aynen. Şimdi burada yapacağımız iş nedir? Şimdi bizim için eğitim veri setini ayırdıktan sonra biz bunu aslında bu veri setinden iki tane oluşmuş olacak artık. Bunu aşağı doğru bu bütün veri seti kalsın burada. Bunu yanına yapıştıracağım şimdi. Kopyaladım. Bunu bir alt satır yapıştırıyorum. Biraz daha ayrıştırması belli olsun diye. Biz buna eğitim diyelim arkadaşlar. Elimizde toplamda 100 tane veri vardı. Bunun %80'ini ben eğitime aldım. %80'ini eğitime alırsam ne olması gerekir? Burada 80 tane veri olacak. Hatta şöyle yapalım bunu. Tamam. Burası 80 olsun. Aradakilerde ondan sonrası 3 nokta olsun. Burası 80 yapalım. Tamam. Aşağıya sık. Gördüğünüz gibi burada oluşan veri setimiz bizim artık. Şunu aşağı doğru koyalım. Eğitim setimiz %80. Şimdi bunun testi olmuş olsaydı ne olacak? Bu seçtiğimiz örnek numaraları az önceki satır numaralarla aynı değil. Sadece miktarını ben göstermek için koydum buraya. İlk 80'li mesela eğitim alabilirsin. Sonraki 20 tanesini test alabilirsin. Kopyaladık, yapıştırdık. Bu kısım için bizim için de ne olacak? Test olacak. Buna da %20 dedik. Ama tabii buradaki örnek numaralarımızda ne olacak? 20'ye kadar gitti. 20. Arkadaşlar burada eğitim ve test aslında oluşturmamız gereken matrisleri ikiye bölüyorum. Bu eğitim matrisiydi. Ama biz bu eğitim matrisinde aslında sorular dediğimiz kısım, hani kitabı size öğrettik ya, yani soruları verdik aslında, 100 soruyu size verdik. Burası bizim için matrisin ismi olarak düşünürsek eğitim matrisi. Buradaki etiketler kısmındaki kısım ise bizim için eğitim cevap, eğitim C matrisi. Yani biz eğitim matrisini iki kısma ayırdık, unutmayın bu kısmı. Özelliklerimiz bir matris, etiketlerimiz bir matris olacak. Aynı durum test için de geçerli. Bunu da ikiye ayırıyoruz. Buna da test matrisi diyoruz. Bir de testin cevapları olacak. Bu da test cevap diyor. Unutmayın. C. Eğitimler ve testlerdekiler yerler. Direkt eğitim ve test yazıyoruz. Cevap kısımları, çıkış kısımları ise eğitim C ve test C olarak kalıyor arkadaşlar. Burada aslında soru dediğimiz şeyler, size 100 soru verdik. İşte 80'ini ezberlediniz. Hiç görmediğiniz diğer 20 soruyu size sorduk. Bu 20 sorunun cevap anahtarları test C. 80 sorunun cevap anahtarı da eğitim C. Ama eğitim yaparken nasıl verdiğimizi tekrar göstereceğim biraz daha. Bir de buna istinaden yapay zekaya biz bunları verdik ama bir de yapay zeka bize bir çıkış üretecek. Biz bunları eğittikten sonra bir de soracağız bunları. Bu soruları gerçekten öğrenebilmiş mi diye. Bu cevabı ama yapay zeka kendisi verecek bize. Yani bu da aslında bir çıkış ama sorduktan sonra yeni bir çıkış. Biz buna da eğitim S diyoruz arkadaşlar. Yani eğitim simülasyon cevabı. Eğitim S. Bu kısmı unutmayalım. Bu eğitim S. Aynı durum. Test için de geçerli. Biz buna da test S diyoruz. Yani test simülasyon cevabı. Yani bizim elimizde artık cevap anahtarlarını kontrol ederken, sistemin ne kadar iyi olduğunu kontrol ederken test C ile test S'i birbirinden karşılaştıracağız. Gerçek cevap anahtarımız test C ama simülasyonun yaptığı yani sizin cevap ürettiğiniz cevaplar bu test S. Bunların ikisini birbirleriyle karşılaştırdığınız zaman doğru cevapları bulmuş olacağız.
Yani elimizden olmuş oldu. Toplamda 6 tane matris oldu. Biz bu matrisleri kullanarak sistemi oluşturacağız ve bu sistemin performansını elde etmeye çalışacağız. İki kısım, karşılaştırılacak kısımlar arkadaşlar. Bunları unutmayın. Bunlar bizim için önemli. Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Burada anlayamadığınız bir yer var mı arkadaşlar? Öncelikle buraya bir bakalım. Ondan sonra devam edelim. Yani aslında yapay zekada eğitim ve test en önemli noktalardan bir kısmı. O yüzden bu kısmı çok iyi anlayabilirseniz çok daha rahat ilerleriz. Unutmayın bu arada bu eğitim ve testteki kayıtlar aynı kayıtlar değil. Toplam 100 soru vardı. 80'ini yukarıya koyduk, 20 tanesini aşağı koyduk. Tamam, birinci kısmı bu. Şimdi bir tane Uşi meşinden bu Uşi veri seti vardı hatırlarsanız. Bir tane veri seti indirelim burada. Diyabetle alakalı. Burada bir tane sınıflandırma ile alakalı bir veri seti bu. Bunu şimdi indirelim. Bunu indirdik. Buna diyabet test diyelim. Mektep ekranımızdan da bir kısmı bakın buradaki diyabet veri setini direkt bunun içerisine alıyorum. Yani sıfırdan bir veri seti elimize geldiği zaman ne yapabiliriz onu kontrol etmek için göstereceğim. Bakın matris geldi yukarıda ama table gözüküyor. Biz bunu numerik matris olarak eklemek istiyoruz ki işlemlerimiz daha kolay olsun. Ve burada yes, no falan var. Ama bunların da hepsini pozitif ve sayısal olarak ifadeye dönüştürmem lazım benim. O yüzden önce kapatıp bu işlemi gerçekleştirmem gerekir. Orijinal matris de kalsın. Buna da copy diyelim. 1-0 yapalım buna da. 1-0. Şimdi ne yapacağız burada ilk yapacağımız şey? Maleleri değiştirelim. Bütün maleleri bir yapalım. P1'leri de 2 yapalım. Şimdi oldu. Şimdi yukarı çıktık. Pozitifleri bir yapalım. Etiketler biliyorsunuz pozitifler. Hastalık pozitif demek. Covid'de de Covid pozitif çıktığı zaman bunlara pozitif yani hasta. Hastalara bir yaptık şimdi. Bir de negatif olacak burada. Negatifleri de 2 yapalım. Bunları da değiştirdik. Şimdi yes'leri bir yapalım. Yes'leri bir yapalım. No'ları da 2 yapalım. Bütün her şeyin sayısal değerlerini çevirdik. Üstteki etiketlerimiz var. Şu klasta zaten bizim sınıflandırmak istediğimiz kısım. Şimdi bunu mektebe tekrar aktaralım. Hangisi daha? Bekledik. Şimdi matris geldi. Unutmayın yukarıdan table kısmını kullanabilirsiniz ama yapay zekada bazı durumlarda table çalışmıyor. O yüzden nümerik matrislerden devam ediyorum. Bunu seçtikten sonra üstteki bakın etiketler kısmını almayacak. Burada durum yani siz hangi sütunun ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunu unutmayın. O yüzden kaçırmayın. Biz bildiğimiz şu bütün sütunlar özellik en son sütun sınıf. O yüzden bunu ekledik şimdi. Bakıyoruz geldi mi? Bakın diyabet 1 diye geldi. Bunu biz data diye değiştirelim ismini ve bu dosyamızı da şu yan tarafımıza kaydedelim. Data diye kaydedelim. Bu ekranı kapattık artık buradan işimiz bitti. Data dosyalarımızı da aldık. Şimdi bunu bu tarafa doğru alıyorum. Şimdi bunu aldıktan sonra bir kod yazarak bunu eğitim ve test matrislerine ben ayırmak istiyorum. Şimdi burada arkadaşlar ilk yapacağımız iş ekranlarda açık bir şey varsa bunları silmek. Daha sonra Workspace'teki değişkenleri silmek ve ekranı temizlemek. Burada A örnekleme diyelim. Bu birincisi. Bunu hafif şöyle çekelim. Dosyaların adını görmek için. Bu kısmı hallettikten sonra çalıştıralım bir kere bunu run deyin.
satır satır çalıştırdığınız zaman işlemleriniz çok daha rahat olur ve ne yaptığınızı anlarsınız. Yani burada algoritmanız belli olacak. Ne yapmak istediğinizi bileceksiniz. İstediğiniz şey için kod yazacaksınız. Yani ya ben şu kodu yazınca acaba ne olur falan deneyeyim vesaire diye şeklinde düşünmeyin. İşiniz zorlaşır. Şimdi benim bir sonraki amacım buradaki data setini buraya yüklemek. Bunu yükleme kodu da load data diyoruz. Yani load diyorsunuz. Data noktasında zaten yazdığınız zaman size önleri sunuyor. Ama data dosyası şuradaki data dosyası olduğu için uzantısını da yazabilirsiniz, yazmayabilirsiniz. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın dosya çalıştı. Buradaki data dosyası geldi, bana verildi. Buna şöyle bir de açıklamalar yazarsanız buralara işleriniz kolaylaşır. Verilerin toplanması diyelim. Yok, ekranların ekran temizliği. Bu birincisi bitti. İkincisi, bakın bu iki tane yüzde demek, bunu bölümlere ayırıyor. Görüyor musunuz yukarıya? Farklı bölümlere ayırıyor. O yüzden biz işlem yaparken birbirinden farklı bölümler için, bunlara section deniyor. Başına iki yüzde koyup boşluk bırakıyoruz. Sonra açıklamasını yazıyoruz. Yüklenmesi. Ve bu sayede kodlarını çok daha sade ve okunabilir olur. Üçüncü bölüm oluşturuyoruz şimdi. Şimdi amacımız ne bizim? Eğitim matrislerinin oluşturulması. Eğitim ve test matrislerinin oluşturulması. Amacımız bu. Şimdi test matrislerimiz neydi? Bir tane eğitim vardı hatırlarsanız. Bir tane test vardı. Test S vardı. Pardon, test C vardı ve eğitim C vardı. Eğitim C vardı. Şimdi burada eğitim S ve test S vardı ama bunları yapay zeka oluşturacak. O yüzden bunları siz oluşturmuyorsunuz. Yani isteseniz oluşturamazsınız. Bunu şöyle yazalım. Yapay zeka üretecek diyelim bana. Bu yüzden bu kısımlara dokunmuyorsunuz. Bunlar bu şekilde burada kalsın ama yüzde ile bunların ucunu kapatıyorum. Şimdi eğitim maddesi ne demiştik biz? Öncelikle aslında eğitim maddesi diye bir maddesi oluşturayım. Sonra bunu iki parçaya ayırayım daha kolay olur. Şimdi eğitim maddesi dediğim şey ben verilerin %80'ini alacaktım. Değil mi? Ama şurada şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Etiketlere bakmamız lazım. Bakın buradaki etiketler verileri dağıtırken dengeli dağıtılması gerekiyor. Dengeli dağıtmasanız da problem çıkar da şimdilik dengeli dağıtmadan ben alayım. Şimdi 520'nin %80 ne demek? Burada hemen hesap yapalım. 520 çarpı 80 bölü 100. 416. Demek ki ben ilk 416 satır alsam data dosyasının bütün satırlar, pardon, 1'den 416. satıra kadar alıyorum. Bütün sütunları alıyorum. Alıyor. Bu benim için eğitim adresi. Bu arada yaptığınız şeyleri, satırları, bu işlem çalışıyor mu çalışmıyor mu diye kontrol etmek için satırı seçiyorsunuz. F9 kısa yolu ya da sağ tıklayıp Evaluate Selection diyorsunuz. Bu satırı sadece çalıştırıyor. Bakın çalıştırdım mı eğitim adresi geldi benim için değil mi? Demek ki bu satır doğruymuş diyorum. Geçiyorum. Devam ediyorum. Ben aynı işlemi test için yapacağım bu sefer. Test matrisi için yapıyorum. 416'dan değil de bu sefer 417'den başlayacak. Nereye kadar gidecek? Sona kadar gidecek. Yani 520'ye kadar gidecek. Buraya 520 yazmanıza gerek yok. Enter yazdığınız zaman o maddesin sonu demek olarak algılıyor bunu. Bunu da çalıştıralım. Aldı mı aldı. Çok güzel. O zaman şuraya kadar kodları tekrar bir çalıştıralım. Bakın datamız var. Eğitimi oluşturduk. Testi oluşturduk. Şimdi bunların içerisinden ne yapıyorduk? Bakın şu bizim eğitim matrisimiz. Eğitim ve eğitimci birleşik olarak eğitim matrisimiz aslında. Biz eğitimle eğitimciyi birbirinden ayıracağız şimdi. Şöyle yapalım. Eğitimi ve eğitimciyi buraya koyacağız. Eğitimci neydi aslında? Öncelikle ondan başlayalım. Etiketti değil mi? Matrisin son sütunu demek. O zaman biz diyoruz ki eğitim matrisinin son sütununu al. Bütün satırları ama sadece son sütunu al. O yüzden noktalı virgül koyduğumuz zaman bütün satırları al demektir. End koyduğunuz zaman da son sütunu al demektir. Bütün sütunları satırları almış olduk. Sadece son sütun için ama. Çalıştırıyoruz. Bakın eğitimciye geldi. Bakın tek sütun. Tek sütun. 416 çarpı 1. Biliyorsunuz burada bütün etiketler burada. Herhangi bir sıkıntı yok. Çok güzel. Peki eğitim matrisi neydi? Son sütun hariç bütün matris demek. Eğitim matrisinin ısmarladım gene aynısı çünkü. Ama bu sefer son sütun almayacak. Nereye kadar gidecek? Birinci sütundan son sütuna kadar gidecek ama son sütunu almayacak. O zaman eksi 1 diyorum ben buraya. Aslında bu iki nokta hangi sütunların alacağını gösteriyor. Başlangıç ve bitiş sütun numarası. Bunu da bu şekilde çalıştırmış oluyoruz. Bir de çalıştıralım bunu. Bakın
Ne geldi? 416 çarpı 16 sütun geldi. Normalde 17 sütundu. Son sütunu almadı. Bunda son sütunda etiketler yok arkadaşlar. Sadece şeyler. Burada kendi içinde küçük tekrar yüzdelerle eğitim ve test olarak da adlandırırsak bunları okunabilirlik kolay olur. Şimdi testi buraya yapıştırdık. Çok güzel. Şimdi teste geldik. Testi de buraya koyduk. Yine aynı işlem geçerli. Bu kısmı kopyalayalım. Eğitim maddesi ama bu seferki test maddesi orada. Test dedik. Yine aşağıdakini kopyalıyoruz. Bu sefer de testin son sütununu alacağız. Aldık. Yine test este yapay zeka tarafından üretilecek. Şimdi çalıştıralım. Çalıştırdık. Bakın istediğimiz matrisler oluştu. Eğitim geldi. Eğitimciye geldi. Test geldi. Testçiye geldi. Bunlar bizim için önemli matrisler. Bunları oluşturmadan yapay zekayı oluşturamıyoruz şimdi. Şimdi birinci kısımlarımız bunlardı. Şimdi buna ek olarak aslında bizim önemli olan nokta etiketlerin düzgün dağılıp dağılmadığı. Data dosyası aslında bizim tüm matrisimiz hatırlarsanız. Kaç tane etiket varmış ona bakalım. Bu tabulete komutu başlangıçtaki etiketlerin dağılımını gösteriyor. 1 dediğimiz pozitifte 320 kişi varmış. 2 yani hasta olmayan kişi de toplam 200 kişiymiş. Aslında burada veriler dengesiz. Biz bu çalışmayı yapmadan önce bakın %61'e %38'miş. Veriler dengesiz. Biz bunları %50-%50 şeklinde ayırıp ondan sonra işlem yapsak çok daha sağlıklı olur. Şimdi şu komutu da şurada yazalım. Verilerin durumu diyelim buna. Burada bize tablete komutuyla bunu göstersin bize. Bakın çalıştırıyoruz. Aslında buraya da bir de disk diye bir komut yazarız. Veri seti dağılımı diyelim. Tekrar çalıştıralım. Bakın veri seti dağılımı direkt otomatik olarak geldi bizim karşımıza. Ya da bunu tamam bu şekilde kalsın. Birinci veri seti dağılımımızı yaptık. Şimdi aynısından biz peki eğitime test ayırdık ama acaba bunlar dengeli ayrıldı mı? Önemli nokta o bizim için o. Bunu kopyalayalım. Eğitim bittikten sonra, eğitim verilerini oluşturduktan sonra burada bir kontrol edelim. Gerçekten eğitim verileri düzgün dağılmış mı? Eğitim veri seti dağılımı nasıl bulursunuz peki? Etiketler eğitim C'deydi. O zaman biz eğitim C içerisindeki veri setini kontrol ediyoruz. Bunu da bir çalıştıralım. Bakın kaç oldu? %63'e %36. Yüzde kaçtı yukarıda? 61'e 38 miydi? Doğru. Çok güzel. Burada 63'e 36 oldu. Yakın birbirine oran. Peki teste bakalım. Testte nasılmış? Testteki cevaplar nerede kayıtlı? Test C'de kayıtlı. O zaman biz buraya test C yazıyoruz. Tabulete komutunun içerisine. Bakıyoruz bunda da %53'e 46. Aslında bir dengesizlik var. Kayma olmuş. Yani burada dengeleyebilseydik bunları çok daha güzel olurdu. Ama bunu şimdi yapmamız için ekstra çok daha fazla kod yazmamız gerekiyor. Ben burada mantığını anlatayım size. Sonra ihtiyaç halinde bunun farklı bir versiyonu nasıl yapıldığını göstereceğim. Şu anda veri setimizi oluşturduk. Bizim yapay zekada kullanacağımız veri setleri clear var. Clear var. Yıldız. Burada da şu satırdaki yazdığımız komutla eğitim test kullanmayacağımız matrisleri silmek istiyorum. Biz burada neyi kullanacağız demiştik? 4 matrisimiz vardı. Şu 4 tane. Bunların dışındaki bütün matrisleri siliyorum ben. Bu satırın anlamı o. Siliyor. Sadece 4 tane kaldı. Hani gidişatı kolaylaştırmak ve verileri tekrar kaydederken daha kolay kaydetmek, veri boyutlarını azaltmak için yaptığımız bir işlem arkadaşlar. Bu kısım da tamamdır. O zaman veri setimizi bir şekilde hazırladık ve bunların da belirli bir dengede olduğunu şu anda görüyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sınıflandırma algoritmalarının zaten genel mantığını biliyordunuz. Onlara tekrar girmeyelim diye düşünüyorum. Amaç hasta sağlıklı erkek kadın yukarı aşağı sağa sol şeklinde ayırmaktı zaten. Onları biliyordunuz. O yüzden tekrar buna etmiyorum. Yapay sinir ağlarını anlattık. Şimdi bu oluşturduğumuz veri setleri ve yapay sinir ağlarını biz nasıl kullanıyoruz onlara bakalım. Hazır elimizde bir veri setimiz var.
Şimdi yeni bir madde oluşturuyorum arkadaşlar. Tabii bunu işlemimiz bitti. Ben artık bu dosyaya kaydedeyim. Save diyeyim. Eğitim test diye bir dosya oluşturalım biz buraya. Bu dosyayı artık kullanacağız. Dosyayı çalıştırıyorum. Bakın sağ tarafa eğitim test diye bir madde dosyası geldi. Gördünüz mü? Biz bir sonraki çalışmamızda bu dosya olarak kullanacağız. Şimdi yeni bir dosya oluşturuyorum. Ama buradaki düzenimiz aynı gene. Öncelikle hatta şu aşağıya da gereksiz verilerin silinmesi diyelim. Bir alt satıra da verilerin kaydedilmesi diyelim. Şimdi yeni bir madde oluşturuyoruz. Tabii buradaki ekran temizliği ve verilerin yüklenmesi satırları eşit aynı şekilde kalacak. Ama burada verileri bu sefer ne yükleyeceğiz? Eğitim ve test maddesini yükleyeceğiz. Artık data yüklemiyoruz çünkü datayı kullandık, işledik, işimiz bitti onunla. Bu dosyaya kaydediyoruz. Bu sefer de B diyelim, YSA alt tire 1 diyelim. Bu birinci yapacağımız yapay sinir ağlarının modeli olsun. Bunu bir çalıştıralım. Bakın çalıştırdık. Verilerimiz geldi buraya. Herhangi bir eksiğimiz yok şu anda. Bundan sonra artık veri setimizi kullanmaya çalışacağız. Yapay sinir ağlarını kullanmaya çalışacağız. Yapay sinir ağları. Şimdi burada bir öncelikle bir model oluşturmamız gerekiyor. Modelden kastımız yapay sinir ağlarını oluşturuyoruz. Biz buna aslında net diyoruz. Bir ağ. İsmine net olarak isimlendiriyorum. Eşittir diyorum. Bu yapay sinir ağlarını diyorum ki fit forward net diye bir net var. Bunu tıkladığımız zaman içerisine de nöron sayısını yazıyoruz arkadaşlar. Nöron sayısı dediğimiz şey hatırlarsanız beyindeki hücrelerde. Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Buna ben n diyeyim öncelikle. Küçük n diyeyim. Ve bu en'i yukarıda tanımlayayım ki daha sonra değiştirmek için yukarıya değiştireyim sadece. Yapay sinir ağlarımızı oluşturduk. Şu anda yapay sinir ağlarımız modelimiz hazır. Çalıştıralım bakın. Görün şimdi. Bakın net dediğim şey yapay sinir ağları. Şu anda burada oluştu hazır. Artık bunu biz kullanabiliriz. Yapay sinir ağları oluştu. Ağırlık değerleri falan var. Sabit atanmış ama bunlar henüz bir eğitilmemiş. Herhangi bir durum yok şu anda. Şimdi bunlara bir eğitim yapalım. Diyorum ki ben ağı eğit diyeceğim. Net eşittir. Eğitim komutu train diyoruz. Bu ağı eğit. Eğitirken neyi eğiteceğim peki? Neti eğit. Nelerle eğitiyoruz? Eğitim ve eğitim cevap. Biz ne demiştik size? Ben size kitabı vereceğim. Siz yani 100 tane soruyu vereceğim. Ve 100 tane sorunun da 100 sorunun 80 tanesini vereceğim. Ve bu 80 tanenin de cevaplarını vereceğim. Alın ezberleyin dedik, değil mi? Burada da aynı işi yapıyor. Train komutu neti alıyor. Bununla eğitiyor. Tekrar netin üzerine yazıyor. Çalıştırıyorum şimdi bakın. Sadece bu kısmı çalıştırıyorum. Bakın çalıştı. Ağı eğitti. Tekrar ağ oluşturulmuş olmadı. Yani tekrar yeni bir ağ oluşturmadık. Direkt eğitti. Bunun üstüne 2 diye koysaydınız net 2 deseydim ben buraya. Yeni bir ağ oluşturup buraya yeniden atacaktı. Hani tekrar bir ağ oluşturmaktansa biz oluşmuş ağı yani şurası çünkü yapay sinir ağlarını oluşturur demek. Oluşmuş ağı burada test ediyoruz yani eğitim yapıyoruz. Çünkü netin parametresi var. Nöron sayısı var. Üstteki satırı yazmasaydınız aşağıda nöronu kontrol edemezdiniz. Zaten bunu yazmasanız aşağı muhakkak şu kodu şu araya yazmanız gerekiyor. Ya bu yüzden bu kod sabit kalacak unutmayın. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bizim eğitim maddesimiz bildiğiniz üzere satır maddesi değil mi? Örnekler satır satır aşağı doğru iniyor. Toplamda da örnek sayımızı 416 olarak gördük. Ama hatırlarsanız yapay sinir ağlar nasıl çalışıyordu? Matrisleri sütun olarak almıyordu. Yukarıdan aşağı bütün sayısal değerli yani örnekler yukarıdan aşağı doğru giriliyordu. Hemen bir videoyu göstereyim size tekrar hatırlamak amaçlı. Neydi? Yapay YSA demiş. Evet, kısma bakalım. Tak yapay sinir ağımız sayı sonra bu. Bakın şu soldaki 784'ü hatırlıyorsunuz. 784 tane şey neydi? Bizim özellik matrisimiz değil mi? Bunlar yukarıdan aşağı doğru yazılmış.
Yapay sinir ağları yukarıdan aşağı doğru özellikleri alıyor. Biz okurken görsel olarak bize daha rahat düzenlenebilir olsun diye biz soldan sağa yazıyoruz ama satır satır. Yapay sinir ağları bunları yukarıdan aşağı alıyor. Tam tersi. Bu sebeple biz kodda satırlarla sütunların yerlerini değiştirmek zorundayız. Onu da burada matrislerin düzenlenmesi diye bir yer açalım. Matrislerin düzenlenmesi. Burada amacımız eğitimi transpozisyonu alacağız. Yani ters çevireceğiz. Bakın 416'ya 16 değil mi bu? Ama yapay sinir ağlar diyor ki bana 16'ya 416 ver. Sadece bu satırı çalıştırıyorum. Bakın 16'ya 416'ya dönüştü. Artık matrisler yukarıda. 16 satır sadece. Ve aynı durum eğitim matrisi için de geçerli. Şimdi bakın burası çalıştıktan sonra. Ki gizli katmanda 16'şer nöron kaymıştık ve bu katmanlar tüm girdi çıktılar. O yüzden eğitimdeki matrislerimizi de yine eğitim C matrisinde transpozisyon alıyorum. Bu model bu şekilde çalıştığı için yani giriş parametresi bu şekilde olması gerektiği için. O yüzden şu aşağıdaki transpoz işaretlerini tekrar siliyorum. Buraya ben hızlıca çalışsın diye eklemiştim. Şimdi bu kodları tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın A çalıştı. A'la alakalı oluşturulan bütün parametreleri buraya yazdı bana, verdi. Giriş parametresi bir tane, işte layer bir, iki taneymiş. 181 tane ağırlık, bu weight dediğimiz 181 tane parametremiz varmış. İşte bias değerlerini yazmış. İşte input outputları falan oluşturmuş. Bir sürü şey var. Örnekleme yöntemini anlatmış. Durum bu. Bir sürü şey oluşturmuş. Bunlara çok da takılmanıza gerek yok. Biz burada bu işi nasıl kullandığımıza bakacağız şimdi. Sistem oluşturdu. Kodları gördük. Peki bu sistemin performansı ne? Ben performansı öğrenmek istiyorum. Burada bakın 10 nöron dediğimiz şey gizli nöron sayısı 10'du. 16 tane özelliğimiz vardı bizim hatırlarsanız. 16 tane özellik burada. Çıkışta da bir tane etiketimiz vardı. Hasta ya da sağlıklı. Şimdi burada A'da eğittik. Buraya tek tek açıklamalar yazalım. Nöron sayısı diyelim. Burada modelin oluşturulması. Aşağıda modelin eğitilmesi. Bir de eğitilmiş modelin test edilmesi. Bu testten kastımız kaç tane soruya doğru cevap veriyor sistem, onu bir kontrol ediyoruz. Onu da perf diyoruz. Eşittir. Test edilmesi. Y diyoruz. Bunu aslında eğitim simülasyon. Eğitim simülasyon cevabını burada alıyoruz. Net dedik. Ağımızın içerisine öğrendiği soruları tekrar soruyoruz. Hani ben dedim ya size, 80 soru verdim size, cevap anahtarlarını da verdim, gittiniz, ezberlediniz, geldiniz. Elinizde cevaplar yokken ben size tekrar soruları soruyorum şimdi. Ve bu sorulara karşılık bana verdiğiniz cevaplar, yeni cevaplar, simülasyon cevabı oluyor. Sizin cevaplarınız oluyor. Buna bakıyoruz şimdi. Simülasyon cevabını aldık. Bakın burada oluşturdu. 416 tane satır. Bu satırlarla, bakın ama hepsi virgülü sayı. Burada tekrar bir noktaya değineceğiz. Burası önemli. Eğitim C'deki matrisleri kıyaslayacağız. Görüyor musunuz? Bunlar tam sayı, ötekiler farklı bir sayı ama olsun. Aslında bunların ikisini yan yana yazırsam ben daha bir güzel olur. Nasıl yazdıralım? Eğitim cevaplar diyelim ben şöyle. İlk satıra eğitimin gerçek cevaplarını yazdıralım. Eğitim C. Bunun transpozisyonu alayım da daha rahat okunur. Yine de eğitim S'i yazdıralım. Bunu da yine transpozisyonu aldıralım. Çalıştıralım. A çalıştı, eğitildi. Şimdi eğitim cevaplara bakalım. Bakın şu soldaki cevaplar gerçek cevaplar. Sağdaki cevaplar da yapay sinir ağlarının verdiği cevaplar. Şimdi bakın burada küçük küçük sayısal değerler üretmiş ama bize etiket lazım yani. 1 ya da 2 diye bir değer lazım. Burada aslında sistemin verdiği sonuçları yuvarlamamız gerekiyor. Round komutuyla. O yüzden bu net komutundan önce round komutunu eklediğimiz zaman bize sistem tam sayı verecektir. Yorumladık ve bunları tam sayıya çevirdi. Niye tam sayıya çeviriyoruz? Yapay sinir ağları yaklaşık bir değer oluşturur size. Yani iki etikete de yakın bir değer oluşturur. Tam anlamıyla böyle milimetrik bir etiketi otomatik olarak üretip vermez. Bu sebeple biz çıkan sayıları yuvarladığımız zaman direkt etiketlere yaklaşırız. Bakın bu birinci soru doğru mu? Doğru. 2, 3 doğru. Bayağı da bir doğru gidiyor şu anda. Bir tanesi yanlış.
Eğitimleri bu şekilde gözle kontrol edebilirsiniz. Şu yanlış. Burada bir tane daha yanlış. Bu bir gözle kontrol yöntemidir ama bu gözle kontrol edilemez tabii ki. Bunu kodla kontrol etmemiz gerekiyor. Peki performansı test edelim. Test edilmesi. Cevaplar tek matris diyelim buraya. Eğitim performans diyelim şimdi. Ben eğitimin performansına bakacağım. Buna perf diye bir komut oluşturalım. Fonksiyon oluşturalım. Komutumuz şu, perform diyoruz. Parantez içerisinde ağın ismi, virgül, y dediğimiz şey bizim aslında çıkışımız, gerçek çıkışımız, eğitim cevabımız, virgül, eğitim simülasyon cevabı. Bu da bize sistemin performans değerini veriyor. Çalıştıralım tekrar. Yani bunu kapattık, açık kalsın. Çalıştı bakın, performans değeri 0.01 şeklinde küçük bir sayı yaptı. Bu sayının sıfıra ne kadar yakınsa model o kadar doğru çalışıyor demektir. Ama bu yüzdelik gibi bir hata değil de şu iki sayı arasındaki farkı alıp belli bir katsayı hesaplayarak yapıyor. Ama burada test usulü yaptığımız için burada performans değerlendirme kriterleri sayısı çok fazla. Performans değerlendirme kriterleri. Aslında biz burada şöyle bir şey yapabiliriz. İki sayı arasındaki farkı alırız. Şuraya yazdırırız değil mi? Bu iki sayı arasındaki kaç tane doğru olduğunu bulmak istiyorum ben. Şimdi öyle yapalım. Kaç tane doğru cevap vermiş sistem. Şu iki sütun arasındaki farkı alıp buraya yazdırırız. Mutlak değerini yazdıralım. Topladığımız zaman eğer bu ikisi fark arasında 1 ise demek ki yanlış cevap üretmiştir. Yanlış cevapları topladığımız zaman toplam sayıdan çıkarttığımız zaman zaten direkt yanlış cevabı doğru cevabı bulmuş olur. Buna doğruluk oranı diyelim. Doğruluk oranı. Bunu biz hesaplayalım şimdi. Şimdi eğitim cevaplar matrisimiz vardı. Buna yeni bir üçüncü bir sütun oluşturuyoruz. Diyoruz ki bütün sütunlar ve bütün satırlar birinci satır, ikinci, bütün sütunlar virgül üç. Üçüncü sütuna biz bir şeyler yazdıracağız. Üçüncü sütuna yazdıracağımız şeyler şu. Bunu kopyalıyoruz. Bütün satırlarda birden ikiyi çıkarttık. Çok önemli değil. İkiden bir ya da birden iki olduğu. Bir çıkartsın bakalım sonuçları bir görelim. Gerçekten çıkartıyorum. Sadece buraya yaptım. Çalıştır. Bakın buraya sayısal değerleri yazdı ama bakın eksi bir falan var. Bazen artı bir olabilir. Bu sebeple hepsinin artı olması için biz bunları mutlak değer içerisine alalım. Hepsini toplattırdık. Bakın hepsi bire döndü şu anda. O zaman bizim ikinci amacımız ne olacak? Toplam yanlış değil mi? Onu hesaplayacağız. Toplam E yanlış diyelim aslında. Yanlış eşittir. Sum diyoruz. Sum topla demek. Buradaki üçüncü sütundaki bütün sayıları toplasın benim için. Bunu al toplasın. Toplasın bakalım kaç tane çıkıyor. Toplam yanlış. Geldi 8 tane yanlışımız varmış. Peki toplam soru sayısı kaçtı? Ya da direkt doğruluk oranı şöyle hesaplarız. Evet toplam soru sayısı diyelim. Toplam soru diyelim. Aslında toplam soru bizim eğitim matrisimizdeki 416 sayısı değil mi? O yüzden biz bunu matrisimizin satır sütun değerlerini okuduktan sonra yapabiliriz. Ya da eğitim C matrisinin sütun değerini alalım direkt. Size eğitimci. Bu size komutu eğitimci'nin satır ve sütun değerlerini verir bize. Nerede? T soru. Bakın T soruya girdik. 1.16 dedi. Hatta şuraya şöyle yapalım. Ekranda görelim bu yaptıklarımızı. .416'ymiş. Bize ne lazım? İkinci sayı lazım. 416 lazım. 416'yı aldık. O zaman toplam doğru nedir? Eşittir. Doğru diyelim. Toplam soru sayısından biz yanlışları çıkartırsak doğru cevabı buluruz. Eksi. Toplam yanlış. Dedik. Bunu da bulduk. Toplam doğruyu biliyorsak yanlışı nasıl, doğruluk oranı nasıl hesaplarız? Doğruluk oranı diyelim. Oran eşittir. Toplam doğru sayısı bölü toplam soru sayısı çarpı 100'dür bildiğiniz gibi. Bunu da kapatalım. Araları kapatalım. Çalıştırıyorum tekrar. Çalıştı. Doğruluk oranı neymiş? %95.91'miş. Yani 100 sorunun 95 tanesine burada doğru cevap verdi diyebiliriz ama zaten sayı burada 416. 416 tanenin 8 tanesine yanlış cevap vermiş sistem. Geri kalanların hepsi doğru. Şimdi burada aslında
yazdığımız kodlara çok da takılmayın. Burada ne yapmak istedi falan diye. Siz yaptığımız işe odaklanın. Yani amaç doğruluk oranı bulmak. Bunu siz farklı yöntemlerden bulabilirsiniz. Aslında burada benim yaptığım kendi algoritmam. Bu algoritmayı siz de geliştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. O yüzden işte ben mesela ne yaptım? Şurada doğruluk oranını alırken ikisinin farkını alıp buraya yazdırıp sonra topladım. Yanlışları bulmak için. Siz bunu satır satır for döngüsüyle, iflerle kontrol edip doğruysa bir arttırırsınız, yanlışsa bir eksiltebilirsiniz. Bu da farklı bir yöntem. Yani bu performans oranını hesaplamaya çok da takılmayın. Ama bunları fonksiyona çevireceğiz daha sonra, unutmayın. Bunlar hani tek başına böyle çok uzun kodlar yazılmaz. Bunlar hep fonksiyona çevrilir. Şimdi bu bir kısımları hallettik değil mi? Şimdi bizim amacımız aslında sistem ne diyorduk? Teste verdiği cevap bizim için önemli. Test süreci diyelim. Test sürecinde de şuradaki kodların aynısını kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın test edilmesi nasıl yapmıştık biz? Eğitildikten sonra test bilgilerini sormuştuk. Bu eğitilmiş ağa sorulan soru demek. Bunu kopyalıyoruz. Bunun aynısını aşağı yapıştırıp bu sefer test yazıyoruz içeriye. Test sorularına karşı sistemin verdiği simülasyon cevapları. Test S. Bu sorular aslında sistemin verdiği cevaplardır. Tabi testi de burada dönüştürmemiz gerekiyor. Onu unuttuk. O yüzden burada dönüştürelim şimdi. Test. Aynı şekilde test C'yi de dönüştürüyoruz arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım tekrar. Bakın çalıştırdık. Testi aldı. Test S de oluştu bizim için. O zaman bunun da doğruluk oranını hesaplamam lazım benim. Ama yukarıda bak ben böyle bir şey oluşturdum. Yukarıda ben bunu kullandım. Oluşturdum. Bu hem eğitim için hem test için bunu ayrı ayrı kod yazmaya gerek yok. Bir fonksiyon yazılır. Bu fonksiyonlar iki işlemi de bir gerçekleştirir. Bunu nasıl yaparız? Yukarıyı fonksiyona dönüştürme işlemi, az önce söylediğim şey fonksiyon işlemiydi zaten, çok önemliydi. Şimdi öncelikle buna bir amele gibi yazalım. Amele usulüyle nasıl yapacağımızı bir görelim. İki defa kodlar yazdığımızdan kaynaklı. Şunu test yaptım. Bu nasıl test olacak? Böyle kopyalayalım hatta. Test, test. Bunları bu sefer ne yapıyoruz? İki sütun halinde yazıyoruz. Test cevaplar diye. Bak yazdık buraya. Şimdi ikincisine dedik. Bunun performans hesabı da, bu performans hesabı burada da yapılır. Test yaptık. Testi de buraya getirdik arkadaşlar. Bir de bunu hesaplayalım. Buna da perf T yazalım. Bir de perf E olsun ki eğitim mi test mi oldukları belli olsun. Bunu da çalıştırıyorum. Bakın bunun değeri 0.01. Öteki neydi? 0.02 idi. Daha düşük. Yani daha iyi demektir bu. Şimdi ikincisi, bu test kısmını düzeltelim. Testi aldık. Burayı da testi aldık. Burası da test. Toplam yanlış, toplam doğru falan bunlar kalsın. Fark etmez. Üsttekiyle gidecek ama şu doğruluk oranı, bunu eğitim yapalım. Maksat bu silinmesin, bir daha görelim biz bunu. Bunu da test yapalım aşağıya. Şimdi çalıştırıyorum tekrar. Sistem çalıştı. Performans değeri bu sefer oldukça düştü. Bakın. Sıfıra kadar indi. Doğruluk oranların aslında yüzdeleri kaldırayım, bir daha çalıştıralım. Ekranda görmek istiyorum ben. Evet. Bakın performans doğruluk oranı %100'müş. Test doğruluk oranı. Gördüğü bütün soruları doğru cevaplamış. Eğitim doğruluk oranı ise %96. Burada eğitim %100 olmuş olsaydı korkabilirdik. Ezberledi diyebilirdik. Ama eğitim %100 olmadığı için diyoruz ki bu sistemin doğruluk oranı yüksektir diyoruz. Şu perfleri kapatalım. Gerçi gerek yok ya. Tamam. Ve bir yapay sinir ağları modelimizi oluşturmuş olduk. Bu model şuradaki net modeli. Biz artık bunu kullanarak farklı süreçleri gerçekleştirebiliyoruz. Kullanabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası ya aslında şu iki satır. Eğit, ağ oluştur, eğit. Bitti. Bundan sonra sadece soru soruyorsunuz. Sorduğunuz soruların cevaplarını kendinizce işte test ediyorsunuz. Kaç doğru yapmış. Yani aslında bu bir sonraki artık kağıt okuma işine giriyor. Sınavı sormaktan, esas iş sınavı sormak. Sonraki süreçler kağıt okuma olayına dönüyor. Şimdi bu fonksiyonu biraz daha kısaltalım. Bunu bir fonksiyona dönüştürelim. Bu dosyayı olduğu gibi bırakıyorum. Yeni bir dosya oluşturacağım şimdi. Buna YSA 2 diyelim. Yukarıdan aşağı bütün işlemlerimiz aynı. Bunlarda bir farklılık yok. Buradaki performansın hesaplanması ile alakalı olan noktada
Eğitim falan test edilmesi. Performans değerlendirme diyelim buraya. Performans değerlendirme. Bu kodu biraz daha toparlayalım şimdi. Şimdi burada amacımız eğitim ve teslimat sisteme gittiği zaman bize bu dosyaları oluştursun. Performansı artık kullanmayalım. Aslında sınıflandırmada ve regresyonda farklı değerlendirme, performans değerlendirme algoritmaları kullanılır. Performans değerlendirme kriterleri kullanılır. Burada da bu kullanılmaz normalde ama biz doğruluk oranı kullanacağız. O yüzden bu kalsın. Cevaplar kaldı, T kaldı. Tamam, burası çok güzel. Şimdi bunu bir fonksiyona çeviriyorum şu kısımdan. Yani bu fonksiyona çevireceğim zaman bunu function diye bir kod yazıyorum başına bunu. Burada perf diyelim. Performans değerlendirme çünkü. Giriş matrislerimiz ne olsun bizim? Eğitimci ve eğitim simülasyon giriş matrislerimiz olsun bizim. Çıkışta ne çıkması gerekiyor? Ben doğruluk oranı istiyorum. Doğruluk oranı eşittir diyoruz. Ve en sonunda da bunun bir tane end olması gerekiyor. Bunları da hep içeriye alalım. Tamam. Bu kodu kopyalıyoruz. Bunu yeni bir dosyaya alacağız arkadaşlar. Fonksiyon farklı bir dosyada olur. Ve bakın bunu kaydettiğimde bakın ismi kayıtsız. Kaydettiğim zaman dosyanın ismi otomatik olarak perf diye gelecek. Bakın perf diye geldi. Bu niye perf diye geldi? Fonksiyonun şuradaki ismiyle, parantez öncesindeki isimle fonksiyonun isminin aynı olması gerekiyor. Aksi halde çalışmaz. O yüzden bunu perf diye kaydediyoruz. İsimli değişiklik yapmıyoruz. Kaydettik. Artık biz şuradaki satırı kullanarak YSA2'de şu aşağıda yaptığımız bütün işlemleri yapmadan tek bir satır kodla bu doğruluk oranını alabiliyoruz. Şu aşağıdakilerin hepsini bir %'yle kapatayım ben öncelikle. Bunları çalıştırmayacağım. Bakın sadece yukarıdaki kodlarımız var şu anda. Tamam, şu kodlar. Çalıştır diyorum. Sistem çalıştı. Bakın doğruluk oranı otomatik olarak geldi bana. Niye? Bu fonksiyon bu işi yapıyor çünkü. Fonksiyona biz eğitim ve eğitimciyi veriyoruz. Kendisi otomatik olarak doğruluk oranı hesaplayıp gönderiyor bana. Şimdi bir işi birden fazla yapıyorsanız bunu fonksiyona çevirirsiniz. İkinci kez aynı kodu bir daha yazmazsınız. Fonksiyon bu işi yapar, size getirir. Bunun sağladığı avantaj şu. Siz hatalı olduğunu düşünüyorsanız bu kodu, direkt ben giderim bu fonksiyonu düzeltirim. Ama öteki türlü fonksiyon olmazsa bunun yazdığı her yere gidip tek tek kendiniz düzeltmeniz gerekir. Ne yapıyoruz şimdi? Aynısını test için gerçekleştirelim. Buraya kadar geldik. Testi aldık. Buradaki yüzey işaretlerini kapatalım. Tamam. Şimdi burada performans değerlendirme diye alalım bunu da. Buradan sonraki cevaplar şu. Kapattık. Performans değerlendirmede. Bu da şeyin kendi performans değerlendirmesi olsun. Bu sefer ne vereceğiz biz? Buna test vereceğiz. Ve test S'i vereceğiz. Buradaki ama şu değişkenin adını, yukarıdakinin de adını değiştirebilirsiniz. Ben bunu T yapacağım. Yani testi verdim, girişi verdim. Amaç şu. İki tane maddesi karşılaştır. Performansı hesapla, bana doğruluk oranı ver. Bunu da çalıştırıyorum tekrar. Bakın bitti. Eğitim 97, test 99. Fonksiyonumuzu kısaltmış olduk direkt. Ve her çalıştırdığımızda dikkat edin. Farklı doğruluk oranları geliyor. 95-99, 97-98, 99-100. Bunun sebebi neydi? Şuradaki ağırlık ve bias değerlerimizin her seferinde başlangıçta rastgele atanmasından kaynaklanıyor. Bunu daha önce konuşmuştuk hatırlarsan. Yapay sinir ağlarımız da bu şekilde. Buraya kadar anlamadığınız nokta var mı arkadaşlar? Sormak istediğiniz. Yavaş yavaş gidiyorum ama inşallah daha iyi oluyordur. Kod olduğu için kodları anlatmaktan hızlı geçince anlaşılmıyor bazen. Kopabiliyorsunuz. Nörol Fes'ini Doğukan rastgele yazdım. Ben 10 yazdım şimdilik. Bunu 20 yapabiliriz. Hemen 20 yapıp çalıştıralım. Yani bu tamamen sana kalmış bir şey. İstediğin gibi yapabilirsin. Nöron sayısı, bakın katman şu. Hidden katman denilen kısım var ya. Katmanımız bu. Burada bir tane katmanımız var bizim şu anda. Nöron sayısı da içerideki nöronların sayısıdır. Yani gizli katman içerisindeki nöron sayısıdır. Şuraya bakalım. Bakın şurada ortada iki tane gizli katman var. Aslında şu giriş katmanı bizim özelliklerimizin olduğu katman.
Ortadaki iki tane gizli katman, bir tane de çıkış katmanı. Yani etiketlerimizin olduğu katman. Kendi modelimize bakalım. Giriş katmanı, input katmanı 16 tane. Hidden katman, gizli katman. Şu kısımda output yazan katman da çıkış katmanımız. Yani etiketlerimizin olduğu katman. Bu her bir katmanda W ve bias değerleri var. Her seferinde rastgele atanıyor. Şu andaki durum bu. Nöron sayısını biz istediğimiz gibi ayarlayabiliriz buradan. Yani bunun belli bir kriteri yok. Ben nasıl yapıyorum? 1 ile 100 arasında her bir nöronda 10 defa tekrarlıyorum işlemi. Niye? Çünkü her çalıştırdığımda bana farklı sonuç üretiyor ki. Belki 20. nöronda mesela en iyi sonucu buldum ama 2 defa çalıştırsam bulacaktım. Ben 1 defa çalıştırdım. O yüzden 10'ar defa çalıştırıp kaydediyorum ben bunları. Aslında parametre ayarlamaya çalışıyorum. Buradaki hidden katmanı bir tane daha arttırırsanız, araya bir tane daha hidden katman eklerseniz derin öğrenme olur yapay sinir ağlarında. Onu nasıl arttırıyoruz? Ona geleceğiz tekrar. Onlar yavaş yavaş. Şu anda daha bir temelini anlatayım. Böyle basitten ufak bir uygulama yapabilelim, çalıştıralım. Sonra diğerlerine yavaş yavaş geleceğim inşallah. Mesela nöron sayısı 20 idi bakın. Bunu 100 yapalım. Tekrar çalıştırıyorum. Buradaki direkt 100'e dönüştü gördüyseniz. Ne oldu? Eğitim süresi uzadı. Doğruluk oranı düştü değil mi? Bunun sebebi nöron sayısını arttırdığımızda karmaşıklığı artıyor sistemin. Ağırlık değerlerinin sayısı artıyor. Yani hani parametre sayısı artıyor. Bunların parametrelerinde işte belirli bir adımla azaltılması daha da zorlaşıyor. Belli bir oranda kalıyor o yüzden. O yüzden nöron sayısının kaç olduğu çok da önemli değil. Önemli olan burada başarı oranını elde edip edemeyişini. Ve bakın nöron sayısı azken çok hızlı çalışıyor. 0 saniyede bitti. Ben buraya 100 diyeyim. 100 yaptığımız zaman bunu kaç saniye sürüyordu? 1, 2, 3 devam ediyor. 4, 5. Bakın 5 saniye sürdü. 20 nöronda yaklaşık yani 1 saniye bitmiyor. Daha hızlı bitiyor. O yüzden nöron sayısı işlem hacmini arttırdığı için, o hesaplama yükünü arttırdığı için süreç biraz daha uzuyor. O yüzden siz nöron sayısını değiştirerek performansı kontrol edin. Hangisine iyi bir performans aldıysanız bırak. Yeter. Burada kasmaya gerek yok. Şimdi bu işlemimiz bittikten sonra biz bu matrisleri kaydediyoruz. Buna diyelim ki yapay sinir ağlardan kastımız multilayer feed forward neural network diye geçer. Hemen İngilizcesini de yukarı yazalım. Multilayer feed forward neural network. Çok katmanlı yapay ileri beslemeli yapay sinir ağlar diye geçer. Bunu da buraya kaydediyoruz. Hemen kaydedelim. Artık bir daha tekrar eğitim yapmak zorunda değilsiniz. Her şeyi kapatsanız dahi, bütün verileri silseniz dahi. Hemen silelim. Buradaki kaydedilmiş MET dosyamızı sürüklediğimiz zaman az önce oluşturduğumuz ağımız, performans değerlerimiz, doğruluk oranlarımız hepsine tekrar ulaşabilirsiniz. Böyle şu an unutmadı. Yani sıfırdan eğitim yapmadık. Biz yaptık, kaydettik. Bu kaydettiğimizi tekrar çağırdığımızda eğitilmiş ağlar burada. Hiçbir şey unutmadı. Ama sen her şeyi silersen, eğitimi tekrarlarsan, şu an mesela eğitimi tekrarladım. Şu ekran çıkıyorsa eğitim tekrar yapılıyor demektir. Sıfırdan başlıyoruz demektir. Unutma değil aslında. Unutturmadık. Sıfırdan başladık biz. Var olanı silmiyoruz. Yeniden yapıyoruz. Şu anda durum bu. Arkadaşlar bir 5 dakika ara verelim. Siz de birazcık toparlarsınız. Ha? Bak geçiyor. 11 geçe buradayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bu ağımızı oluşturduk, bittik, tamamladık bunu. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Şimdi bunun için ne yapacağız? Yeni bir tane daha ağ oluşturalım. Bu sefer buna YSA 3 diyelim ama YSA 3 diyelim. Yine B miydi? Bu da C olsun. Bu biraz daha farklı olsun diğerlerine. Şimdi burada biz ne yaptık? Veri setini ayrıştırarak aldık. Eğitim data setinden aldık ama burada sistematik örnekleme teoremini kullanacak olsak nasıl kullanırız? Ve eğitim maddesini yüzdelik dilimini değiştirmek istediğimiz zaman bizim ara ara değiştirme ihtiyacımız var bunları. Sürekli böyle hep aynı oranı kullanamayız. Ve kullanırken de bir yani ufak bir oynamayla bu veri setine hemen hakim olmamız gerekir ki işlerimiz kolaylaşsın. Öteki türlü bu işi yürütemeyiz yani. Anladım. Ben bunun fonksiyonunu daha önce hazırladım. Bunu sizlerle de paylaşacağım daha sonra.
Bunu alalım. Burada örnekten diye bir fonksiyonumuz var bizim. Az önce oluşturduğumuz performansa bağlı olarak yine bir tane performans. Bu şöyle çalışıyor. Biz buna datayı veriyoruz. Yani elimizdeki örnek veri setini veriyoruz. Bu bize eğitimi, testi, testçeyi otomatik olarak ayırıp veriyor. Burada kuralımız şu. Biz örnek yüzde miktarını kendimiz belirtebiliyoruz. Bunun da hemen yanına örnek yüzde miktar diyelim. Şöyle de kapatalım. Örnek yüzde miktar diyelim. Tamam. Şimdi bunu nasıl yapacağız? YSA 3'ten çalışıyoruz ama biz veriyi data dosyasından alacağız öncelikle. Data dosyasını aldık. Aşağıya şimdi dokunmuyorum. Matrisi göndereceğim ben buna. Bana bunu otomatik olarak çevirip verecek. Burada da çevirirken ama şunları büyük harfe yazalım. Hep büyükle başladık. Testte. Burayı da bir şey yapalım. Ve örnek yüzdeyi isteyecek bizden. Şuna eğitim ve test matrislerinin oluşturulması diyelim. Örnek yüzde de bizim için ne olsun? Şu anda az önce %25-20 oluşturmuştuk. Şimdi 25 oluştu. Data dosyamızın ismi de aslında şuraya bir çalıştıralım. Gelen matrisleri görelim. Burası da D'ymiş. Bu da tamamdır. Sadece şuraya bir çalıştıralım bakalım. Örnek yüzde. Şurayı yüzde diye değiştirelim. Burası da yüzde diye kalsın. Bir kısmını da çalıştırıyorum. Bakalım nasıl bir veri seti gelecek. Bakın 4 tane veri seti geldi. İstediğim veri setleri otomatik olarak oluştu. Benim elimde. Şimdi burada püf nokta. Gelen veri seti dengeli gelmiş mi gelmemiş mi onu kontrol etmekte fayda var. Onu nasıl kontrol ediyorduk? Disk diyoruz. Önce hangisini kontrol ettiğimizi yazalım. Eğitim, veri, dağılımı diyelim. Neydi komutumuz? Tabulate. Kontrol ederken de neyi kontrol ediyorduk? Cevapları kontrol ediyorduk. Çünkü bizim için etiketler önemli olan. Çalıştıralım. %61'e %38 gelmiş. Aynısını bir de test için yapalım. Test veri dağılımı. Buna test cevap diyelim. Bu da 60'a 39 gelmiş. Yakın değerler bizim için uygundur. Bunlar yapıldıktan sonra bunlar kalsın. Dağılım kontrol diyelim buraya da. Bu yaptığınız her işte muhakkak bu yüzde işaretleriyle bunları koymanızda fayda var arkadaşlar. İşleriniz kolaylaşır. Sonra bu matrisler gördüğünüz gibi bakın yine 390-16. Yapay sinir ağları bunların tam tersiyle çalışıyor. Yani matrislerin düzenlenmesi gerekir. Onları yine burada düzenliyorum. Daha sonra nöron sayımız var. Nöron sayısına göre 20, 10 falan yapılmış. Bunu da örneklem diye değiştirelim. Burada ne yapmış olduk zaman değiştirdiğimiz şey? Artık örneklemeyi daha sistematik bir şekilde gerçekleştiriyor. Çalıştıralım. Bakın 98'e 95. Bir daha çalıştırıyoruz. Doğruluk oranları yine değişiyor ama modelimiz daha kararlı ve örnek oranını ben istediğim gibi değiştirebiliyorum artık. Sadece tek bir tuş dokunarak. Ve bakın %50'ye getirdiğim zaman testi. Buna rağmen 92 yüzde doğruluk oranı var. Demek ki bu veri seti çok güzel bir veri seti. Dağılımı da iyi. Bu sebepte bunu kullanmakta fayda var. Bakın 88'e düştü gene. 90. Değişiyor. Peki burada arkadaşlarımız dedi. Nöron sayısını nasıl değiştiriyoruz diye. Ben şöyle yapmak istiyorum. Nöron sayısını 1'den 100'e kadar değiştireceğim. O zaman ben bunu bir for döngüsüne de sokalım. Hatta şu n kalsın. Bunu kapatalım. For döngüsü i. I değil de n bizim için. Hatta yok i diyelim. I eşittir 1'den kaça kadar gitsin? 100'e kadar gitsin. Nöron sayımız değişecek değil mi? O zaman n eşittir i diyelim burada. Nöron otomatik olarak alsın. Ve nöron burada zaten. Buraya girecek. Ve en son bittikten sonra da end'le kapatıyoruz bunu. Ama elde edilen sonuçları ben bir yere matrise yazmak istiyorum. Buna başarı oranı diye bir matris oluşturalım. Ve bu başarı oranı matrisinin sırasıyla yerlerini yazalım. Hani ne yazacağımıza. Birinci satır ve bütün sütunlar diyelim. Burada ilk yazacağımız şey bizim için nöron sayısı. Birincisi. Boşluk bıraktık. Sonra eğitim başarı oranı. Doğruluk oranı. Bir kısım. Hangi nörone karşılık hangi doğruluk oranlarını elde etmişim onları yazıyorum ben şu anda. Ve bunu buraya yazıyorum. Tabii bu 100 çok oldu birazcık şu anda. Bu 5 saniye falan sürecek. Bunu biz şimdilik 10 yapalım. 10 tane nöron için nasıl bir işlem yapabiliyor sistem. Onu gördükten sonra zaten bu for döngüleri istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Çalıştırıyorum şimdi. Bakın 10 defa bu işlem tekrarlanıyor. Bir fonksiyona da yazılıyor şu anda bu. Ben daha sonra baktıktan sonra başarı oranı nerede? Burada. En iyi doğruluk oranını
Sistemden bakarak bulabiliyorum. Benim için testi değil mi en önemli olan? Testi yüzde kaça kadar çıkmış? Bakın 93'e kadar çıkartabilmişim ben testi. Doğruluk, eğitim çok önemli benim için. Ama ne demiştik biz burada? Hatırlarsanız bir nöronda bile birden fazla çalıştığında farklı sonuç üretebilir. Biz bu yüzden sonuçları alırken birden fazla tekrar yaptırsak bizim için daha sağlıklı olabilir. Bunun için de tekrar koyalım buraya. Yine tekrarı for i z eşittir diyelim ya da k eşittir diyelim. Birden kaça kadar olsun? 5'e kadar tekrar olsun. Bu end'den önce bir tane daha end koyarak bunu kapatıyoruz. Tabii şunları biraz daha içeri almamız gerekecekler. Ama burada dikkat etmemiz gereken husus şu arkadaşlar. Buradaki artık satır sayısı, i satır sayısıyla hatırlarsanız sürekli artması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye devam edecek. Bu 5 defada 1 artacak normalde. Orada öncesinin nöron sayısı. Bu sebeple biz burayı artık bu şekilde kullanamayız. Buraya a diyeceğiz. Yukarıda a eşittir 0 diyeceğiz. Ve aşağıda ilk başladığı yerde a eşittir a artı 1 ile devam etmesi gerekiyor. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Her nöronda 5 defa çalışacak. Ve yine matriste biz nöronları, eğitim başarı oranlarını ve test oranlarını göreceğiz. Bana bakın ekranı test ve başarı oranlarını sürekli yazdırıyor ya. Bu sistemin performansını düşürür. Bu sebeple eğer çok yüklü bir işlem yapıyorsanız bunları kapatmanızda fayda var. İlk başta test yaparken bunlar açık kalsın. Sıkıntı yok ki gerçekten kontrol edin sistemi. Bir sıkıntı var mı diye. Daha sonra bunları kapatıyoruz. Kapatmak için de sonuna nokta virgül koyuyoruz. Bakın şimdi doğruluk oranımız bitti. Şunu dışarı atalım. Matrise bakalım şimdi. Bakın bir nöronda 5 defa tekrarlamış ama aynı nöronda dahi 92'ye kadar doğruluk oranı çıkmış. Aşağı iniyorum 2'de yine aynı şekilde 2'de 93'ü bulmuş. 3'te %94'ü bulmuş ve %79 bile var. 4'te devam ediyor ve baya baya bir sonuçlar aşağıymış. En yüksek kaç bulmuş? 95. En yüksek belki daha fazla olabilir. Hemen bunu şimdi sıralıyoruz. Sağ tıkladık. %95.76'ymış en yüksek doğruluk oranı ve 9 numaralı nöronda elde etmişiz. O yüzden hani şans eseri üretileceği için bu değerler birazcık başlangıç değerlerine bağlı olduğu için yani sayısal değerler aralarında çok değişir gibi görünse de çok değişmiyor aslında. Siz bir kere bu değerleri muhakkak yakalarsınız yakın değerlere. O yüzden hani bu şans eseri yakalanıyor falan diye düşünmeyin. Bu yakın değerleri muhakkak bulursunuz. Önemli olan fazlaca tekrar yaparak bunu tahmin edebilmek. Estirebilmek. %95'i bulduk burada. Burada başka ne yapabilirsiniz? Mesela 1 ile 10 nöron denedik. Bari 11 ile 20 deneyelim seferde. Kaça kadar çıkmıştı? Biz o sayın aklımızda kalsın. 95 nokta şuraya yazıyorum hemen. 95.76.92. Tamam, şimdi bir de farklı şekilde kontrol edelim. Bakalım bu değeri bulabilecek miyiz? 11 ile 20 nöron arasında. Bakın şuradaki for döngüsünde nöron sayısı sürekli değişiyor. Görüyor musunuz? Gitti. Başarı oranına bakıyoruz şimdi. Yine bunu sıralayalım. 96'ya kadar çıktı arkadaşlar. Neymiş? 15. nörondaymış. Demek ki daha da çıkabiliyormuş. Bunu da yazalım. 96.53.85. Bir de 21 ile 31 arasını deneyelim şimdi. 21.30. Hatta bu sefer 40'a kadar gitsin. Bir de dikkat ettiniz mi? Şurada örnekten veri dağılımını. Eğitimdeki veri dağılımıyla bir numara için yani etiketlik için test için aynı. Yani burada kuralımız şuydu sistematik örnekleme teoreminde. Elimizde 320 tane bir numaralı etiket varsa bunun %50'si eğitimde %50'si teste kullanmış. Niye? Biz %50 yapın dedik çünkü. Yukarıda %50 diye yazdık. Bunu %20 yapmış olsaydık etiket dağılımı yine dengeli olacaktı. %80 eğitimse %20'si testte olacaktı. Tabii sıfırdan sonraki sayı yuvarlamaları bunun içerisine dahil değil. Ama normal örneklemeyle yapmış olsaydık rastgele almış aldığımızda veri dağılımı çok saçmaydı. Görmüşsünüzdür. O biraz daha böyle karmaşık alıyordu.
40'a geldi. Bu 40'ta en son sayıydı. Bitti. Bakalım bunda en yüksek başarı oranı kaç olmuş? Yine sıralıyoruz. 94. Daha yukarıya çıkamadık arkadaşlar. Demek ki 16 nöronda mıydı neydi? 20 16 nöronda 96 %96 başarı oranı elde ettik. Peki bu oranı biz farklı şekillerde değiştirebilir miyiz? Sadece nöron sayısı değil de farklı şekillerde yine değiştirebiliriz arkadaşlar. Onlara tekrar geleceğim şimdi. Tamam. Şimdi bu kısım tamam. Bu fonksiyonumuzu da kaydettik. Bunu yine yeni bir kayıtla yapalım. Dördüncü bir fonksiyon olarak devam edelim. Tabii her yaptığınız işte yeni kodlar oluşturduğunuz için bir sonrakinde öncekileriyle birlikte devam ediyoruz. Unutmayın yani sıfırdan bir daha kod yazmaya gerek yok. Var olanları kullanarak devam ederiz. Farklı bir performans değerlendirme kriteri, MSE dediğimiz bir kriter var. Tabii bu arada ben şunları sileyim arkadaşlar. Fordinglerini kaldıralım artık. Sadece şeyleri göstereceğim. Performans değerlendirme kriterlerini göstereceğim. Çalıştım bakalım bu bir. Şuradaki örneklemdeki veri dağılımlarını silelim. Eğitim test geldi. Doğruluk oranlarını yukarıda gördük. Bir de bu doğruluk oranlarının dışında MSE dediğimiz bir performans değerlendirme kriteri var. İşte burada eğitimde kullandığımız gibi burada MSE diyelim. MSE eğitim için. Diyoruz ki buna MSE küçük harflerle A'nın ismi virgül yukarıdaki kod sisteminin aynısı. Bunu çalıştırdığımız zaman direkt bize MSE değerini verecek sistem. Aynısını bunun test için gerçekleştirebiliriz. Bunu da kopyala. Bunu da yerleştirdik. Bunu da test edip bunu da bir çalıştırsın. Bakın ikisinin de MSE değerleri elde edildi. Eğitim burada biraz daha düşmüş. MSE değeri olarak. Yani bu performans değerlendirme kriterlerinden farklı bir tanesi şu anda. Bunun formülasyonu nedir diye merak ederseniz böyle bir formül arkadaşlar. Bu nasıl hesaplanıyor? Gerçek cevap eksi işte hesaplanan cevap bunun ikisinin farkının karesi alınıyor. Bütün her bir satır satır toplandıktan sonra da en sayısına bölünerek ortalama alınıyor bunu. Bu bir MSE formülü. Bir de bunun RMS formülü var. Yani performans değerlendirme kriterimiz için bir sürü fonksiyonumuz var. Artık siz hangilerini kullanıp sisteminizin performansınızı kullanıcılara göstermek istiyorsanız onları kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bu kısım tamamdır. Onu bitirdik. Bakın başka bir yeri var mı? Şimdi şurada gördüğümüz ağı fotoğrafını biz farklı şekillerde görmek istiyorsak biz buna view diyoruz komutumuzla. Ağın ismini yazdığımız zaman enter'a basınca bu ağ ekstra olarak bize fotoğraf olarak geliyor arkadaşlar. Dışarı çıkartıyor. Biraz daha büyütüyor bize. Bu view net komutu. Şuraya bunu da ekleyelim. Ya bu işlemler bittikten sonra buna ağın görüntülenmesi diyelim. Görüntülenmesi. Bir daha çalıştıralım. Ve A en son çıktı geldi bize. Şimdi burada artık görebileceğimiz ne var başka? Şu eğitim ekranından okuyabileceklerimize bakalım. Şimdi plot perform var. Bu kodu da kullanabilirsiniz. Direkt ekranda çıkan yerden de alabilirsiniz. Performansa tıkladığımız zaman eğitim verisi sırasında sistemin nasıl çalıştığıyla alakalı size bilgi veriyor. Bakın şu. Şimdi sistem eğitilmeye başlarken ne demiştik? Rastgele verilerle başlıyor değil mi? Yukarıda rastgele verilerle başlıyor sistem. Sistem tabii kendi içerisinde bunu eğitim, test ve validasyon olarak sistem ayırıyor. Validasyonun minimum olduğu noktada sistemi durdurmaya çalışıyor. Niye eğitim tamam bu kadar olabilir falan anlamında. Yani istenilen yaklaşım diyelim. Eğitim noktası, eğitimden sonra her bir epokta, bu epoklar bizim için adım sayısı demektir. İterasyonun dinleyici benzeri. Yavaş yavaş eğitildikten sonra performans yani hata değerleri bu MSE dediğimiz hata değerleri yavaş yavaş düşüyor. Bunun minimum olduğu noktada eğitim bırakılıyor. Burada şöyle düşünelim.
Her bir adımda, her bir epokta bu MSE değerleri tek tek hesaplanıyor. Hani geri yayılım algoritması var ya, hatırlıyor musun? Girişle çıkış arasında bir fark alarak sistem gerçekleştiriyordu ağırlıkları nasıl güncelleyeceğini. Burada da aynı durum geçerli. Epoklar sırasında devam ederek her bir epokta MSE değeri hesaplanıyor ve belli bir yerde sistem durduruyor kendini. Bu kısım tamamdır. Şimdi train state var. Float train state. Burada da bu diğer bir olaya farklı olarak 8 epok var burada. 8 epokta gradient'ın, bu hata değerinin nasıl değiştiğini gösteriyor. Hatta videoda hatırlıyor musunuz? Gradient'ın alındı. Gradient'ın değişim noktası, işte gidilecek noktayı, ağırlıkların güncellenecek noktayı falan gösterir diye ifade ediyordu. Burada da gradient'ın nasıl düştüğünü, yavaş yavaş zayıfladığını, yani bu zayıflaması bizim için minimum noktaya yaklaşıyor demektir. Bu noktaya nasıl yaklaştığını, hangi epoktana kadar değer azaldığını gösteriyor. Ona error histogram var. Bir histogram eğrisi veriliyor bize. Burada da validasyon, test, bunların örnekleri ve gerçek değerle çıkış değer arasındaki farkın, hatanın ne kadar olduğuyla alakalı bir eğri. Bunlar tabii toplandıktan sonra histogram şeklinde gösteriliyor. Bu kısımda tamamdır. Aşağıda regresyon var. Şimdi bu regresyon da verilerin nasıl eğriye uyum sağladığını gösteren bir şey. Ama bunu aslında biz regresyon sistemlerinde kullanıyoruz. Yani burada sınıflandırma yaptığı için sınıflandırmaya çok da tutturmak zor oluyor ama yine de burada da kullanılıyor. Aslında burada regresyon yapıldığı zaman bizim amacımızın istediğimiz şey şu. Bu küçük yuvarlak noktalar bizim veri setimizi gösteriyor. Bunun eğri üzerinde, bu mavi nokta üstünde dağılmasını bekliyorum. Toplanmasını bekliyorum. Şimdi buradaki eğrinin de fonksiyonu aslında bakın output dediği şey 1 ya da 2 şeklinde. Yaklaşık olarak demiş 0.81 çarpı target değeri, yani bizim gerçek değerimiz artı 0.2 şeklinde bir değer oluşturulmuş. Diğer de validasyonda ise output değeri 0.5 ile çarpılarak gerçekleştirilmiş. Bias değeri de işte, bias değil, bu sabit değerde buradaki de 0.75. Yine testte ve validasyonda da toplamda da yine böyle bir denklem oluşturulmuş. Bu green'in, kırmızının, yeşilin ve mavinin denklemleri. Burada her bir grafik üzerinde R değerleri var. Aslında modelin performansının farklı bir göstergesi korelasyon katsayısıdır. Çünkü korelasyon katsayısı R'dir. Bu değer sıfıra ne kadar yakınsa kötü. 1'e ne kadar yakınsa sistem o kadar iyi demek. Burada şimdi baktığımız zaman eğitim 0.92. Eğitim çok iyi. Test 0.70 birazcık düşmüş validasyon. Test 0.84'e kadar yükselmiş gayet iyi. Bütün sistemin performansı ise %0.87'dir. Burada bunları bilmemiz yeterli arkadaşlar. Bu R değerleri önemli ama bunlar aklımızda olsun. Tamam. Şimdi bunları kapatıyoruz hepsini tek tek. Bunları da anlattık. YSA 4'ü yaptık. Burada da MSE'yi yaptık. YSA 5 yapalım. Şimdi burada da bizim için aslında eğitim algoritması var. Eğitim algoritmasına bakalım. Bakın eğitim algoritması nöron sayısının hemen yanında yazılır. Ve train function diye geçer. Eğitim fonksiyonu diye geçer. Ve burada yazacağımız değerler işte train lm ve farklı gibi ifadeler olabilir. Hepsinin başında train var. Sonrası bakın br, bfg, rt, scg gibi farklı algoritmalar var. Aslında bunu şöyle yapalım. Tamam, 20 de kaldım mı? String func diyelim. Eşittir. Parantez içerisinde
İlk yerimiz bu olsun. Kapattık bunu. Tamam, bir şekilde alabiliriz. Deneyelim bakalım ne diyor. Bunu virgül bir dedik. Şimdi çalıştıralım. Çalıştıralım. Şimdi şuraya train function yazan kısma eğitim algoritmasının ismini yazdığımız zaman sistem bize otomatik olarak bu eğitim algoritmasına modele eğitim veriyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bu bir çalışma metodu. Yani size bir konu anlatacağımızı düşünelim. Ben bunu bir video veririm size anlatabilirim. Bir canlı ders anlatabilirim. Ya da bir tane kitap verip anlatabiliriz. Ya da deriz ki işte git kendini araştır bul deriz. Bunların hepsi farklı eğitim metotları. Yapay sinirlerde yine bununki gibi farklı algoritmalarımız var. Burada da TrainLM'de de bunlardan bir tanesi. Fakat algoritmaların hepsini değiştirebiliyoruz. Birçok algoritma var demiştik. Mesela Train, DCG var. Bu da 2. Burada şöyle bir şey yapabiliriz. For döngüsüyle 1'den L'ye kadar gidirelim. L'nin değeri de fonksiyonun faz diyelim. Train fonksiyonun değeri kadar olsun. Yani kaç sıfırsa o kadar olsun. 9 dedik. Kaçmış bu? 1,2. Faz 1,2,2 diyeceğiz ona. Tamam. 2 kadar olacak. Bunu şuraya kadar arttır. Tabii şurada ağın görüntülenmesi var. Bunu kapatalım artık. Görmeye gerek yok ağa. Bir kere gördük zaten. Burada fonksiyon kısmında ise yine bunu iyi eğitim algoritması ve en sona da şey yazdırabiliriz. Eğitim algoritmasını yazdırabiliriz ki hani hangi eğitim algoritmasına biz bunu oluşturduk, hangi eğitim algoritması daha başarılı sistem onu görmüş oluruz. Sadece tek bir nöron için düşünelim bunu. Bunu A değil de bunu iyi yapalım. Ama bunu sayıcıyla dönüştürebilecek miyiz? Tamam. N de bizim için nöron sayısı. Şimdi N. N. Çalışsın bakalım. Bir defa çalıştı. Başarı oranına bakıyoruz. Almadı. Neyse bunu ayrı yazacağım. Başarı oranını almamız yetiyor zaten. Her seferinde bir tanesini olarak çalıştırıyor. Şuraya da iyi diyoruz. Biraz iyi oldu. Çalıştı şimdi. Bakın üstteki train LM'nin algoritması, aşağıdaki SCG'nin algoritması. Sırayla yazdık çünkü bunları. Hatta şunu da şöyle yapayım ben. Transpozisyonu alayım. Bunu yan yana açarım birazdan. Şunu iyi yapayım. Ötekini bir yapayım. Hatta train başka bakalım algoritmamız var mı diye. Birkaç tane daha eğitim algoritmasını yazalım. Maksat hepsini de birlikte görelim. Train BR varmış. BFG var. Train BR. Train
BFG. Bunlar da tek tırnak işareti olacak. Unutmayalım bunları. Birazcık bakalım başka ne var. SC geldi. FP var. Virgül. Train. Train. FP. Tamam. Tamam. Bunlarla birlikte çalışabiliriz. Şöyle fazla olmasın. Şimdi sistem çalıştı. Bunu bir yap. Kaç tane burada bakın. Eğitim algoritmasını görüyor musunuz? Öteki algoritmalarda iki adımla biten, iki tar arasında biten şey burada 300-400 devam ediyor. Allah bilir başarı oranı ne olacak? 600 iterasyona kadar devam etti. 1000'e kadar gidecek gibi duruyor. Bazı durumda iterasyon sebebiyle artık eğitim duruyor. Ve bakın iterasyon sayıları çok farklı birbirinden. Ve başarı oranı elde edildi. En iyisi kaç çıktı? 93. Yukarıdaki de 93. Birincisi train lm. İkincisi de br'ymiş. Bunlar en yüksek doğruluk oranına sahip kısımlar. Ve ikincisi aslında pardon üçüncüsü eğitimdeki başarı oranı da yüksek. Test yüksek ama eğitim de yüksek. Burada bakalım başka hangi algoritmalarımız var. SVG. Buradaki algoritmaların hepsi bunlar arkadaşlar. Bayağı bir algoritmamız var. Şimdi bunların hepsini tek tek ben yazayım buraya. Bir de bunları deneyelim. Ne yazdık şimdi? Biz LM yazdık. BFG'yi yazdık. RP'yi yazdık. TCG'yi yazdık. TCG yazıldı. GGP var. CGP var falan tekrar. Sonra CGP yazdık. Bir de bu var. Train os var. Bir train GDX. Evet. Şimdi daha çalıştıralım. Pek çok algoritma var ve bakın şu anda BR algoritması bu kadar yavaş çalışıyor. Burada BR yazıyor zaten görüyorsunuz algoritmayı. Her algoritma değiştiğinde şuradaki BR ismi değişecek. Bakın hemen değişiyor. Bazı işlemler hızlı. Bakın en yüksek doğruluk oranını hangisini elde ettik? %94 doğruluk oranını train GDX elde ettik. Peki bir daha çalıştırayım. Çünkü sistem her çalıştırdığında farklı doğruluk oranı üretecek. Biliyoruz biz bunu. Bir sonrakinde farklı bir performans yani özellik seç eğitim algoritması daha başarılı olacak mı acaba? Bakın bir sonrakinde de ne oldu? 3 numaralı öne geçti. Yani aslında her nöronda her eğitim algoritmasında farklı sonuç üreten bir sistem bu yapay sinir ağları. Bu sebeple yani kestiremiyorsunuz. Hani şunu da iyi olur diyemiyorsunuz. Hepsi iyi. Hangisi hızlıysa aslında onu kullanmakta fayda var bazen. Ama bilemiyorsunuz işte. Birazcık size kalmış kullanım tarzı. Bakalım başka neler kaldı. Nöron sayısını değiştirmeyi gördük. Eğitim algoritmasını değiştirmeyi gördük. Zaten bu ikisini değiştirecek biz genellikle performans değer sonuçlarını değiştiriyoruz. Başka da bir şey olmuyor. Burada öğrenmeniz gereken noktalardan bir tanesi yapay sinir ağlarındaki örnekleme kısmına giriş. Bu verileri eğer düzgün dağıtabilirseniz çok güzel bir şekilde ilerlersiniz. Öteki türlü biraz daha sıkıntı olabilir. Ama birincisi bu.
Şimdi diğer bir kısma bakalım. Türk Beyin Function kısmını bir tane daha koyarsanız ve nöron sayısını bir tane daha arttırırsanız gizli katman sayısı 2'ye çıkar. Ve bunu sadece bir tane seçim yapalım biz de. Çalışma sırasında hata almayalım. Hata verdi. Gizli katman sayısı eskiden böyle değiştiriliyordu. Değiştirilmez. Tamam, bu kalsın. Yeni bir DSA yapalım. DSA 6 yapalım. Train Man. Ne kapattık? Şimdi bir internetten bakalım diye. Gizli katman sayısını artırmak için başka bir şey yapabiliyor muyuz diye. Yok. Yapısı değişmiş arkadaşlar bu. Eskiden daha farklı yapılabiliyordu. Şimdi izin vermiyor ama. Zaten izin verip vermediğini bu help kısmında da görebilirsiniz. Ama şöyle de yapabiliriz. Evet, help kısmından görelim. Bir işlem yaparken kodunuzu bilmiyorsanız, bu kodla alakalı örnek istiyorsanız öncelikle help yazıyoruz. Sonra feed forward diyoruz. Forward. Net diyoruz. İşte bununla alakalı direkt örneği çıkartıyor. Bakın bir tane veri seti indirdim şu örnek. Hatta bunu da yapalım. Bunu kopyalayalım şuradan. Yeni bir datasit oluştur. Close all diyoruz. Şuradaki kodları ben tekrar buraya kopyalayacak istiyorum. Bunu en azından ne yaptığını anlamış olurum. De örnek diyelim. Örnek help menüsü yaptım. Tamam. Burada birincisi yine bütün veri setlerini sildi. İkincisi mektep içerisinde hazır bir veri seti yükledi. Bakın burada da yine satır bütün adresi oldu. Satır değil üstüne doğru kaymış. Aşağıda ağ oluşturdu. Nöron koydu. 10 tane nöron koydu. Ağı X ve T ile birlikte eğitti. Eğitim algoritması TrainLM. Siz hiçbir şey koymazsanız varsayılan olarak TrainLM'dir. Ağı göster diyor. Ağı bir baktık. Bunu aldık sana. Net dediği kısım Y eşittir. Net X dediği şeyde eğittiği şeyleri tekrar soruyor sistem. Ve eğittiği şeyler buraya direkt otomatik olarak geliyor. Burada aslında testte ayırsa güzel olurdu da burada örnek olduğu için hiç ayırmamış. Yani direkt eğittiği şeyi sormuş. Sonra bunun performansını hesapla demiş. Performansını hesaplamış. 6 çarpı 6.1 10 üzeri eksi 10. Eksi 6 pardon. Bu performans değeri. Peki etiketler neymiş normalde bakalım. Bak 5,2 kisir. Sistemi çıkarttı. X değerini 0,008. Yani burada bir regresyon yapmış aslında. Sınıflandırma yapmamış. Çünkü gerçek cevaplarınız bir etiket olmazsa, yani 1, 2 gibi bir etiket olmazsa bunlarda sınıflandırma işlemi yapamaz. Regresyon yapılabilir sadece. Bu kısmı da umarım anlamışsınızdır. Şimdi internetten şeye bakalım bundan bir. Bitboard kısmından. Bu arada bu algoritmalarla alakalı bir sayfa var. Bunu hemen size de paylaşayım. Eğitim algoritmalarıyla alakalı. Kıyaslama var. Mesela şurada eğitim algoritmaları LM, SCG, OSS, GDX'in zamana bağlı olarak hata değerinin nasıl azaldığını gösteren bir grafik. Bakın şu LM algoritmasının hatası zamana göre çok çok daha hızlı bir şekilde azalıyormuş. O yüzden hani karşılaştırma yapıldığı zaman LM çok daha performanslı çalıştığı için MATLAB varsayılan algoritma olarak onu kullanıyor. Ama hata zamanla sıfıra inmesi erken de olsa ilerleyen zamanlarda belki ondan daha iyi çalışabilecek algoritmalar çıkabilir. Yani aslında algoritmalar da veri setine göre çalışır. Yani bir öğretmen nasıl öğrenciye göre performans gösterebilirse veri setler de aynı şekilde. Eğitim algoritmaları da aynı şekilde. Veri setinden veri setine değişebilir bir süreç. Üstüne bakalım diğerine. Bu da yine hata değerleri. Hataların nasıl azaldığını gösteriyor. RP'de RP mi buradaki? Bu da yine LM'nin hata değerlerinin azalış şekli. Burada farklı performans değerleri var. Bunların kıyaslaması zamana bağlı olarak da değişti mi? Çünkü zaman da önemli.
eğitim algoritması da önemli. Bu kısımda ise yine zamana bağlı olarak ortalama karakter hata, mean sql error diye geçmiş, yine MSE hatası. Burada da bakın şu kesikli silgi olan daha hızlı gitmiş. Daha kesikli var GDX, o da azalmış ama bu daha erken azalmış. Burada gördük zaten. Yine farklı algoritmalar var. Her birinde performans değerlendirme kriterleri, yani performansları farklı. Veriye göre de değişir. Ama genel anlamda kıyaslayıp buradan hangi veri setini kullanmanız gerektiğini, pardon, hangi eğitim algoritmasını kullanmanız gerektiğini kendinize bir karar verebilirsiniz. Zaten burada da aşağıda demiş. Hemen içine bakalım, Türkçe'ye çevirsin. Demiş ki, tanımlanan deneylerden çıkarılabilecek birkaç algoritma özelliği vardır. Genel olarak fonksiyon yaklaşımı problemlerinde birkaç yüz kadar ağırlık içeren ağlar için Levenman-Quaritch algoritması en hızlı yakınsamaya sahiptir. En hızlı yakınsamak, en hızlı ulaşabileceği noktaya ulaşıyor demek. Bu avantaj özellikle çok doğru bir eğitim gerektiyse fark edilir. Çoğu durumda TrainLM test edilen diğer algoritmaların herhangi birinden daha düşük ortalama kare hata elde edebilir. Ancak ağdaki ağırlık sayısı arttıkça avantajı azalmaktadır demiş. Ek olarak TrainLM'nin örüntü tanıma problemlerinde performans nispeten zayıftır. Yani diyor ki bak, görüntü işlemini yapacaksan diyor bunu kullanma diyor. Veri setinde artıyorsa bu da yine işlemini yavaşlatabilir demiş. Depo gereksinimleri test edilen diğer algoritmalardan daha büyüktür. Demek ki hafıza anlamında daha fazla veri kullanıyor. TrainRP fonksiyonu görüntü tanımının problemlerinde hızlı bir algoritmadır. Ancak fonksiyon yaklaşım problemlerinde iyi performans göstermez. Yani regresyonda iyi göstermez ama görüntü tanımada işe yarayabilir diyor. Hata hedefi azaldıkça performansı düşer. Bu algoritma için bellek gereksinimi dikkate alınan diğer algoritmalara kıyasla nispeten küçüktür. Eşlenik gradyan algoritmaları, TrainSCG dediğimiz, çok sayıda ağırlığa sahip olan ağlar için çeşitli problemlerde iyi performans göstermiş. SCG algoritması fonksiyon yaklaşımı problemlerinde, yani regresyon diyebiliriz ona, büyük ağlar için daha hızlıdır. Neredeyse LM algoritması kadar hızlı ve neredeyse RP örüntü tanıma problemleri kadar da hızlıdır demiş yine. Bu da performansı TrainRP için hata azaldığında performans da hızlı bir şekilde düşmez demiş. Eşlenik gradyan algoritmalar nispeten mütevazi bellek, yani daha az bellek kullanıyormuş. Yani buradaki durumda arkadaşlar eğitim algoritmalarını birbirleriyle kıyaslamış. Aslında bir test etmiş gibi düşünebilirsiniz. Bu internet kıyaslama sayfaları gibi. Bunlara da bakarak eğitim algoritmalarınızı seçebilirsiniz. Bu da tamam. Bakalım başka eksiğimiz kaldı mı? Tamam arkadaşlar, bugün anlatacaklarımız bu kadar. Önümüzdeki hafta yine performans değerlendirme kriterleriyle birlikte devam edeceğiz. Şimdi sorularınız varsa sorularınızı alabiliriz, yoksa dersi tamamlayabiliriz. Siz de bugün yaptığımız örnekleri iyice bir pekiştirmeye çalışın haftaya kadar. Çünkü haftaya artık bunların üzerlerine koyarak gitmeye çalışacağız. Hep böyle olacak. Kodlar bitecek. Sonraki hafta bunların üzerlerine koyarak devam etmeye çalışacağız. Bugünkü yaptığım kodlarda dokümanlar bölümüne inşallah yüklemeye çalışırım. Yükledikten sonra onları da alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir kodu, yani klasör olduğu gibi paylaşacağım size. Klasörde bugün ne yaptıysak hepsini göndereceğim. Evet, sorumuz var mı arkadaşlar? Doğukan yazıyor ama. Doğukan, sorun var mı?
diğer algoritmalara değişen eğitim ve test kodları mı olacak? Aslında yapı aynı. Değişecek nokta şu kısımlar. Bir tane örnek açalım. Burada işte ağ oluşturduğumuz feed forward neural network dediğimiz kısmı şu iki satırlık kodlar değişecek. Bunun dışındaki çoğu kısım aynı. %99 aynı diyebilirim. Tek satır kod değişecek o zaman. Diğer kısımlar işte özelleştirdiğimiz taraflar ağın oynayabileceğimiz parametreleri var ama onlar çok daha fazla detaylı girmiyorum. Bunlar sizin her türlü işinizi görecektir. Yani bunlar lisans tezi, bitirme tezi, yüksek lisans tezi bile yaparsınız. Tek değişecek şu 1-2 satırlık bir model. %99'u kodların aynı olacak. O yüzden temeli bugünkü öğrendiğimiz temel üzerinden devam edebilirseniz çok daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Evet, başka sorumuz var mı? Tamamdır. Rica ederim arkadaşlar. Tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya tamam. Tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah görüşürüz haftaya.